A-Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Mutlu bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun inşallah. 3 saat birlikteyiz. Konuklarım o gün Şahinoğlu ve Nevzat Dindar. Onlara da bir hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Yeniden hoş bulduk. Yeniden vurgusu. Evet, iyi alıştınız siz. Evet, böyle son sayfalarım benim son sayfalarım yani 3'ü Nevzat abiyle oldu. Bilmiyorum arada senin farklı oldu mu da benim son 3 Nevzat abiyle. Zaten bütün hafta ben kimime çalışıp az önce de çalışıyordu. Yok, ben kimime değil ama. Evet, defterini açmış çalışıyordu, ben de fark ettim ama bence başka bir şeye çalışıyordu ya. Biraz milli takım. Daha doğrusu notlarımı buraya geçireyim mi? Telefona bakmayın da buraya bakayım dedim. Nasıl bir böyle giriş yapalım? Tabii ki haberlerimizi paylaşacağız. Eminim izleyicilerimiz çok dolu. Özellikle son sayfa izleyicisi bu saati beklemiş olabilir sosyal medyada. Bütün düşüncelerini dışarıya vurmak için hepsini konuşacağız. Milli takımı da elbette ama milli ara biterken, derbi haftasına girerken haftayı da Süper Lig'de konuşmamız gerekecek ve elbette değerlendireceğiz. Siz son sayfa etiketini şöyle hareketlendirmeye başlarken ben bir nabız yoklayayım diyorum. Nasıldı dün? Felaket. Faroe Adaları'nın teknik heyetine, oyuncularına, gelecekte çocuklarına, torunlarına anlatabilecekleri çok güzel bir hikaye bırakmış olduk. Bir mirastır onlar için. Lüksemburg'dan sonra bir de bunun olması, milli takımımızın içinde bulunduğu durumun kısa özeti. Burada en büyük pay sahiplerinden birisi elbette Stefan Kunst'tur. Ama oyuncuların performansını da ayrıca konuşmak gerekiyor. Ne olursa olsun teknik direktörsüz bile çıksa bu oyuncu grubu bu maçı kazanması gerekirdi. Burada işte Sayın Hamit Altıntop'un maçtan sonra yaptığı enteresan çıkış, böyle hiddetli biraz çıkış vardı. Evet. Burada bazı öne sürülen argümanlar var. Çok kafa karıştı. Yani Faroe Adaları'na karşı mesela bizim 11 tane eksiğimizin olmasından dem vurmak biraz tuhaf geliyor. Bizim eksik dediğimiz kadrodaki oyuncularımıza bakarsak, Fenerbahçe, Sassuolo, Hoffenheim, Roma, böyle devam ederek ilerliyoruz. Kadrodaki oyuncuların bulunduğu takımlar, Avrupa takımlarında forma giyenler var. Sassuolo, Roma, evet. Hoffenheim bugün Faroe Adaları'ndan bir önce deseniz ki yarın öbür gün siz Roma'da forma giyeceksiniz. Şaka mı yapıyorsun yani, rüya mı görüyorsun? Yani en iyi oyuncuları Beveren'de sanırım Belçika'da forma giyiyor. Kıyaslanamaz bir kadro. İstediği kadar farkı eksik olsun. Var. Evet. Hangi eksikten bahsederseniz bahsedin. Dün sahaya çıkan 11 bizim eksik halimiz olsa bile işte Faroe Adaları'na karşı yine de eksik saymayacağımız bir 11. Karşınızda Norveç olur. İşte Norveç ayarında bir takım olur en azından. Hani Hollanda, Portekiz, İtalya vesaire saymıyorum. Norveç ya da ondan biraz daha şey. Bir basamak altıdır. Hani Portekiz'in, Hollanda'nın. Deriz ki eksik kadromuz. Hatta yani Letonya'ya karşı da diyelim. Faroe Adaları'na karşı bu kadroya nasıl eksik dersiniz ya? Altay Bayındır Fenerbahçe'nin kalecisi. Zeki Çelik Roma'nın sağ beki. Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da Hoffenheim'de harikalar yaratan bir oyuncu. Öteki tarafta Eren Elmalı, işte Trabzonspor'un Kaan Ayhan Sassuolo'nun, İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin genç oyuncusu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Usun. Yani hangi şeylerden bahsediyoruz, eksiklerden bahsediyoruz? Üstelik bir de buna bugün bir şey daha eklendi ki iyi ki eklenmiş oldu. Milli takım bırakan oyunculardan bahsetti Sayın Hamit Altıntop. Caner Erkin bir açıklama yayınladı. Ben milli takım bırakmadım dedi. Milli takım beni bırakmış dedi. Lütfen medyayı eleştiriyorsunuz ya, medyaya yanlış beyan vermeyin. Siz Caner Erkin milli takımı bıraktı derseniz biz öyle algılarız. Caner Erkin de Burak Yılmaz gibi bırakmış olarak algılarız. Caner Erkin açıklama yapmasaydı bugün, en azından bugün hepimiz şunu bilecektik. Biz Caner Erkin milli takımı bıraktı diyebilecektik. Bu Caner Erkin işte sezona iyi başladı, yönüne seçilsin değil konu bakın. Başka bir şey, eksiklerden bahsederken milli takımı bırakmamış bir oyuncuyu bırakmak diye lanse etme durumuna getiriyorsunuz. Stefan Kunst'un özeti ise Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında karşımıza çıkıyor. İstikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor. İşte Lüksemburg son 4 yılda 3 gol attığı takımları bize ekledi. İşte aralarında Madagaskar, San Marino, Moldova, Azerbaycan vardı. Biz eşlik ettik. Faroe Adaları'nda son 5 yılda mağlup ettiği takımlar Malta, Letonya, Andorra, Liechtenstein, Litvanya ve Türkiye. İsmini yanlarımıza yazdığımız ülkelerle birlikte bulunduğumuz
durumu sıralamaya bakınca. Şimdi dün gece ben normalde yani çalışmadığım zamanlarda, ki dün öyle bir gündü, basın toplantılarını izlemek yerine ben okurum. Hani hı hı. Çok fazla da ekrana bakmamış olayım. Yani okurum, beklerim. Çok acele etmem. Maç bitti, kapat. Hani sonra okursun derim. Hani o an çalışmadığım için. Ben basın toplantısını, ya şöyle söyleyeyim, kulaklığı kulağıma taktım. Bizim A-Spor'un canlı YouTube'undan dinliyorum. O şekilde dinliyordum. Hı hı. Dışarıdaydım işte bir kısmında. Çünkü merak ettim, bekleyemedim. Çok merak ediyordum. Ne söyleyecek diye, hani Kuntz ne açıklayacak, ne sorulacak, tabii bir de o var. Hani yeterince de sanki böyle her soruda sorulamadı. Belki basın toplantısı tahmin edilenden uzun süreci için, bilmiyorum, şuraya geleceğim. Gecenin manşetini Yılmaz Hoca verdi, Yılmaz Vural verdi. Yani aslında 50 bin nüfusu insandan çok 80 bin keçinin yaşadığı bir ülkeye mağlup olduk dedi. Bir ülkeyi aşağılamak için söylemiyoruz bunu. Ama 53.948 olması gerekiyor. 53.948 kişi arasından 85 milyonluk ülkeye yenebilecek bir kadro çıkarmışlar. Bir kadro, evet, bir 11 çıkabiliyor. Ve biz çoğunun az önce bahsettiğimiz 11, hani Avrupa'nın çeşitli önemli takımlarında forma giyen oyunculardan oluşan bir takımımız var. Yani biz burada hani o basın toplantısından böyle bir sonuç, hani bir açıklama alamadık sanki. Onu konuşmamız lazım. Nevzat, sen ne söyleyeceksin? Ben ne söyleyeceğim? Yani herkes zaten her şeyi söyledi. Değil mi? Yani Kunt zaten istenmeyen adam. Bütün ihale ona kesilebilir. Kesilebilir mi? Ya o ben, da hayır, benim o da çok yanlış. Benim düşüncem bu değil. Ben bugün gün boyu yorumları da izledim. Ondan sonra genel tepkilere de baktım. Şimdi ben bir ülkeyi merak ettim de, o yüzden yanlış anlaşılmasın. Onun nüfusuna bakıyorum da, o yüzden şey olmasın. Burada tek sorumlu ne teknik ben adam olabilir? Şimdi Yılmaz Hoca'ya katılmadım. Ben bir şey bakıyordum. Hani bir ülkenin nüfusunu merak ettim. Ülke nüfusuyla başarı aynı şeyde değildir. Öyle olsaydı Çin zaten şey olması gerekirdi, değil mi? Ben Uruguay'ı merak ettim. Uruguay nüfusu kaç diye. Uruguay'ın nüfusu da 3.3 milyon. Ama dünya futbolunda Uruguay'ın bir yeri var mıdır? Vardır. Şimdi ama bak, bir bu saniye, çok bir farklı saniye. Bir anekdot. Melike, bir saniye. Bak şimdi ben daha fikrimi söylemeden... Ama çok yanlış bir örnek verdin. Yanlış bir örnek vermedim. Nüfuslara göre sen kıyaslama yapamayız. Dün gecenin, dün gece Yılmaz Vural en doğru manşeti verdin dedin. Ben de dedim ki, ben de diyorum ki müsaade edersen, hep aynısını yapıyorsun. Müsaade edersen söyleyeyim. Ben hep sözümü ama söyleyeyim. Söylemeden benim söyleyeceğim şeyi çürütmeye çalışıyorsun. Ama iyi, söyle, anladık söyleyeceğin şeyi. Hayır, söylemedim çünkü. Bak ne diyorum? Eğer sen zaten bu şekilde baktığın için biz bu noktadayız. Hayır. Koyun sayısı ve insan sayısı üzerinden bir kıyaslama yapıyorsun. O zaman Yılmaz Hoca'ya sorarlar. Hocam Çin mi Dünya Kupası şampiyonu olacak? Ya da dünya futbolunda Uruguay gerçeği vardır. Yani o insan nüfusu üzerinden rakibi küçümseyemezsin. Biz burada hata yapıyoruz. Böyle bir küçümseme söz konusu değil. Dünden beri yapılıyor. Hayır, böyle bir küçümseme söz konusu değil. Sen çok yanlış bir yerden örnek ama veriyorsun. Ama dünden beri yapılıyor. Yok, hayır, yanlış örnek sen veriyorsun. Sen dün gecenin manşetinden bahsettin. Evet, bu çok farklı, bu çok spesifik bir fark. Senin şimdi bak Melike, ne dedin? Melike bak, ben bir şey söyleyeceğim. Bak, takımların başarısına göre, nüfus sayısına koyun göre sayısı, belirlemedin. Keçi sayısı bir kere. Bak çok güzel söyledin. Faroe adalarını küçümseyerek bu, çünkü bu ülke bunu yaptı. Herkes bunu yaptı. Ne yaptılar? Dün geceden beri keçi sayısı ve insan sayısını toplayarak ya da kıyaslayarak biz bu ülkeye nasıl yenildik dedik. Ya böyle bir kıyaslama mı olur ya? Bu bir sembol. Bu olmaz. Yenilgiyi kimse buna bağlamıyor. Ben buna da karşıyım, onu da söyleyeyim. Ya kayıtlara verdiğin da örnek geçsin. Gerçek dışı. Gerçek ya, part-time değil. Futbolculuk yapan ülkenin verdiğin takımı. Verdiğin örnek ben gerçek dışı. Part-time ya, futbolculuk yapıyor. Eğer bu mantıkla bakacak olursak Çin nüfusu 1 milyar. Çin Dünya Kupası şampiyonu futbol olmalı. Futbol kültürü başka bir şey. Uruguay işte, ilk Dünya Kupası futbol kültürü başka bak, bir şey. Ama keçi sayısından bu ülkenin gidiyoruz. Futbol kültürü, Uruguay, Brezilya,
bu ülkelerin futbol kültürü, futbola bakış açısı, evet. Bu ülkelerin ligleri. Evet, Uruguay Ligi çok muazzam bir lig değil mi? Bu 1930 ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği başka bir ülkeden bahsediyoruz. Yani, futbol kültürü 90 en kötü 90 senedir olduğu bir ülke. Uruguay adalarında futbol dün başladı. Nüfus insan başarı şeyine bir kere. Ben hani o kıyaslama yani gecenin yanlış manşeti keçi ben. Sayısı ve insan sayısı üzerinden Türkiye'nin 3 milyonluk bir nüfusla karşılaştıramazsın. Neyi? 3 milyonluk nüfusla sen bu kadar az yani nüfuslu bak, bir ülkeye değil. Bak diyor ki 11'i. Ben şimdi bir saniye. O kadar kişiden çıkan 11'den bahsediyor. Olay ne? Bu benim fikrim. Niye bunu böyle yapamazsın diyorsun. Ama verdiğin örnek Hayır, gerçekçi değil. Ben de dünden beri bu örnekler veriliyor. Yılmaz senin görüşünü ben eleştirmiyorum. Yılmaz Hoca'nın görüşünü eleştiriyorum. Benim demek istediğim bu. Keçi sayısı ve insan sayısı üzerinden biz bu insanlar yok yapamazlar. Biz bu ülkenin şu kadar böyle bir kıyaslama bir kere doğru değil. Neyse benim görüşüm bu. Şimdi bir şey soracağım. Bu kadar dikkatlisiniz. Faroe Adaları'nı çok iyi takip etmişsiniz maçı belli. Dünkü maça kim kaptan çıktı Türkiye'de? Size bir soru. Kaan Ayhan. Melike. Türkiye'nin kaptanı kim? Muhtemelen Türkiye'deki birçok insan bilmiyor. Sen az önce baktın kadrolara da maçı da iyi izlemişsin. Artı kadroya takip ediyorsun. Bakmadım. Artı takip ediyorsun. Yo evet biliyoruz. Takip. Ben gelen mesajları okuyordum da bu arada. Türkiye'de. Sana katılanlar var bu arada. Seninle aynı görüşte olanlar da var. Ama hani sadece ben verdiğin örnek bana çok uç geldi. Uruguay, ya niye uç? Ben de diyorum ki. Bunu çürütecek bir örnek değil bana göre. Niye keçi sayısıyla, insan sayısıyla biz aldığımız yenilgi bir kere yanlış yorumluyoruz? Ya benim demek istediğim o. Dünden beri ben sosyal medyada keçi sayısı, insan sayısı biz bu ülkeye nasıl yeniliriz? Böyle bir bakış açısına bir kere katılmıyorum. Biz futbol kültüründen bahsediyoruz. Futbol kültürü dediğin şeyde sen 10 senede, 20 senedir o ülkeleri ne yaptığına, Lüksemburg'un son 5 senedir, son 2-3 senedir atılımlarına bir bakarsan hepsi bir şeyler inşa ediyor. Tamam bunu konuşacağız. Hamit Altıntop masaya vurmakta haklı tabii. Ben sonuna kadar haklı buluyorum. Bütün meseleyi neye indiriyoruz? Stefan Kuntz'a indiriyoruz. Ya da işte ne bileyim Lüksemburg'u ve Faroe Adaları'nı yenseydik biz nerede olacaktık? Bu yorumlar yapılmayacaktı muhtemelen. Biz Lüksemburg'a İsmail Yüksek o golü atmasaydı nerede oluyorduk? Bir saniye ben tamamlayayım. Biz Lüksemburg'u ki yendik, grup lideri olarak çıktık. Yani C liginden B ligine düştük. C ligine düştük. C liginden B ligine yükseldik. Stefan Kuntz yönetimle değil mi? Ki son iki maçta garantilemişti grubunu Türkiye. Hayır. Yani son iki maçta bir beraberlik yetiyordu. Lüksemburg maçının son golü olmasaydı tamam işte beraberlik yetiyordu. Çıkıyordu. Ya beraberlik yetiyordu işte. Gruptan çıkmak için beraberlik yetiyordu. Lüksemburg maçıyla birlikte son maça. Beraberlik yetiyordu. Yani son iki maç biraz da formaliteye döndü aslında. Şimdi Lüksemburg ve Faroe Adaları son iki maç öncesi grupta gayet iyi bir performans sergilemiş bir Türkiye var. Ve gruptan tekrar işte B ligine yükseldik. Benim merak ettiğim biz Lüksemburg'dan 3 yemesiydik. Lüksemburg'u 3-0 yenseydik. Faroe Adaları'nın deplasmanda 2-0 yenseydik. O zaman kendimizi nerede görecektik? Biz nereye ait kendimizi görecektik? Bu bir. Yani şu son iki maç bir kere benim açımda bir değerlendirme kriteri değildir. Ha, olumlu anlamda da olumsuz anlamda. Zaten sonuçlar olumsuz. Yani çok buradan bir şey çıkaramayız. Başarısızlık var. Ortada bir sorun olduğunu görüyorum. Bu sorunun içeride bir problem var. Bu sorun oyuncular arasında mı? Oyuncular tabii ki bunu bilmek lazım. Şu an milli takımla alakalı biz çünkü hep sorunu Stefan Kuntz'a indirgendiği için problemi hep onun üzerinden ve Türkiye'de bir lobi faaliyeti var. Stefan Kuntz'u yiyelim, Hamit'i yiyelim, Sergen'i nasıl getiririz ya da ne bileyim onu nasıl... Bu konuda haklısın tabii bunu ki. Bunu nasıl... Tek bakış açısı bu. Başka bir olay. Size bir şey sorayım. Az önce ne dedim? Milli takımın kaptanı kim? O gün milli takımı takip ettiği için bilebilir. Maçlarını tabii ki dikkatli gözle izliyor. Artı zaten haberci olarak takip ediyor. Ama sokakta 100 kişiden 99'u milli takımın kaptanının kim olduğunu bilmez. Bir kere bunu bir düşünelim. Milli takımımızın kaptanının ismini bilmiyoruz. Son maça Kaan Ayhan çıktı. O gün de söylediği gibi. Başka bir problem. Yine bence altı çizilmemiş, bence işlenmemiş konulardan bir tanesi de şu. Bu takımın neyi eksik size göre? Herkes Stefan Kuntz, stajyer hoca nasıl milli takıma gelir, A milli takım biz koskoca bir ülke izliyoruz ya. Nasıl bu takımı bir işte stajyer hoca çalıştır diyorlar ya. Bu takımın neyi eksik biliyor musunuz? Lideri yok. Bir oyuncu
lider karakterli oyuncuları yok. Evet. Eskiden milli takımda ağırlığını koyan ya halı sahada bile bir abi olur takımda. Abi derken ağırlığı olan bir halı sahada şeyden bahsediyorum. Bir ağırlığı vardır, takımı yönetir, yönlendirir değil mi o gün? Halı saha maç yaptım mı bilmiyorum hiç. Futbolda oynadım. Ha. Yani halı sahada bile bir lider vardır takımda. Şimdi milli takıma baktığımızda Ferdi Kadıoğlu mu bu takımın lideri olacak? Ya da bileyim Kerem mi olacak? Berkan mı olacak? Yani ya da Halil mi olacak? Şimdi bu genç oyuncu grubu. Aslında İrfan Can olabilir. Olabilir. Ya Hakan varken Hakan Çalhanoğlu olursaydı. Kaptan yok, zaten Hakan bir takımda. Ben ne liderler gördüm eski milli takımda. Hepsi hakikaten karakterli oyunculardı. İşte, Rüştü'yü hatırlarsın. Çok büyük bir karakterdi değil mi? Bunda çok önemli isimler vardı. Yani milli takımda. Peki neden? Her pozisyonda o lider karakterli oyuncuları görürdün. Mesela İlker vardı ya sağ bekte. Çok önemli bir oyuncuydu. Kendi pozisyonunda değil mi? Ya böyle baktığında artık maalesef şu jenerasyona baktığımda hepsi yetenekli, hepsi belli bir potansiyel barındırıyorlar ama liderlik problemi yaşıyoruz. Saha içerisinde liderler yok, inisiyatif alan yok, takımı yönlendirebilecek figürler yok. Bu tarz oyuncular zaten sadece milli takım değil, kulüp takımlarında da bu tarz oyuncular yok artık. Yani eskiden mesela Galatasaray'ın şöyle bir geleneği vardı, efsaneler olmaz. İşte o takımda yıllarca oynamış kişilere plaket verilirdi. Tamam, eskiyi bir geç, neden şu anda yok sence peki? Günümüz futbolunda artık bu kaldırmıyor. Bu tarz sembol isimler endüstriyel futbolda bir kulüpte yıllarca oynayıp kendini benimsetip ağırlığını o takım... Çünkü biz hemen tüketmek üzerine kurulu. Hemen daha iyisini almaya odaklanıyoruz. Bir süre sonra o da kendi işte tarihini dolduruyor. Necip mesela, Necip kendine lider karakterli bir oyuncudur. Bak mesela. Şimdi Furkan Bey bir sorsana demiş. Faroe Adaları'nın lideri mi varmış? Ben hani sözünü böyle Allah istemedim. Allah aşkınıza şu Adaları'da iki maçtan sonra ne alakası var? Biz kendimizi konuşuruz. Şu iki maçtan sonra bile. Sorsana diye de girilmez bu arada. Bunlara bahane buluyoruz. Biz sorsana diye de girilmez yani. Ben sadece şunu merak ediyorum. Faroe Adaları'nı yenmek için bir lidere ihtiyacımız var. Ya Faroe Adaları'nı yenmek benim için bir şey ifade etmiyor. Lüksemburg'a benim için. Peki kardeşim şey benim için. Bak, ben Faroe Adaları'nı yenmek. Bu arada dünkü maçı kaç kişi izledi? Kaç kişi dünkü maçın farkındaydı? Ya bu kadar bizim tamamen gündemimiz. Yenmek değil mevzu zaten. Bizim... Yenilmek. Şuraya Malta'nın, Letonya'nın, Andorra'nın, Liechtenstein'in, Litvanya'nın yanına Türkiye'nin adını yazabilmek konu bu. Son 5 yılda bunları mağlup etmiş ve biz buraya adımızı yazabiliyoruz. Bugünün sorunu değil. Faroe Adaları'nı mağlup etmek için bizim gerçekten saha içinde bir lidere ihtiyacımız var mıydı? Bu dünün sorunu değil. Şunu da hadi şuraya da gelelim. İsmail Yüksek Lüksemburg'a golü atmasaydı bugünkü puan tablosu ne olacaktı? Hesapladınız mı? Bu arada Lüksemburg gruptan çıkıyordu. Lüksemburg maçı sonrası zaten hani o korkuttu. Ama dedik ki Faroe Adaları'ndan hani farklı bir galibiyet alırız. Biz yine de futbolumuzu nasıl ileriye götürürüz? Milli takımımızı nasıl bu maçlara çok daha hani profesyonel hani açıdan hani rahat geçeriz? Tabii ki küçümseyerek değil, profesyonel açıdan diyorum. Rahat geçeriz, bakış açısıyla bakarız. Bunlar çünkü biliyorsunuz Uluslar Ligi'nin ortaya çıkış hikayesi zaten. Hani o ciddiye alınmayan hazırlık maçları. Hani biraz daha ciddi bir konuma gelsin diye böyle bir organizasyon oluşturuldu. Ama biz gittikçe böyle kendimizi daha kötü yerlerde görmeye Şimdi başladık. Benim en çok takıldığım nokta şu zaten milli takım özelinde. Ya kötü oynayabiliriz. Bu başka bir şey. Böyle mağlubiyetler ülke milli takımımızın tarihinde var zaten. Var. Oldu. Var. Yakın süreçte başarılı dönemlerimiz de oldu bizim. Hollanda'yı da mağlup ettik. Norveç'i de ettik. İşte Fransa'yı mağlup ettik ama istikrar yakalayamadık. Bu başka bir problem. Ben şuna takılıyorum. Lüksemburg maçından sonra Lüksemburg beraberliğine Türkiye milli takım teknik direktörü nasıl sevinebiliyor? Faroe Adaları maçından sonra mağlup oluyorsunuz. Bizim seviyemiz bu, kabul etmemiz gerekir ifadesini nasıl kullanabiliyoruz? Hakikaten bizim seviyemiz Faroe Adaları mı oldu 1,5 yıl içerisinde? Sen Avrupa kupalarında kaçıncı sıradasın biliyor musun? Faroe Adaları mı oldu? Bir saniye ya Faroe Adaları geç artık. Niye geçeyim ya? Bir saniye niye geçeyim? Stefan Kustu dediğimiz maçlar yaptığı açıklamada bizi seviyemiz bu demedin mi? Ya Faroe Adaları maçı ya benim senin. Hayır benim seviyem ben Faroe Adaları gün, değil ya. Faroe Adaları'na sen Stefan Kustu'nun seviyesi Faroe Adaları olabilir. Almanya milli takımını çalıştırdı. Olamaz. Türkiye milli takımının seviyesi Faroe Adaları olamaz.
biz Türkiye'nin seviyesinin para odaları olduğunu söylemiyoruz. Ben de kendisi söylüyor dünyanın işte. Seviyemizi yani, kabul edelim diyor. Dünyanın hiçbir yerinde. O zaman Zeki Çelik'e diyeceksin yerinde, ki Roma'da oynuyorsun ama senin seviyen Faroe Adaları. Kaan'a söyleyeceksin. Altay Bayındır bugün Fenerbahçe'nin kalecisi. Berkan Kutlu Galatasaray'da forma giyiyor. Ferdi Kadıoğlu. İşte Halil Dervişoğlu gitti. Buraya geldi oynadı. İngiltere gördü vesaire. Sonradan oyuna giren Yunus'tur, Kerem'dir. Yıldız gözüyle bakıyoruz değil mi? Bu oyuncuları değil sizin seviyeniz Faroe Adaları artık bundan sonra. Ya kusura bakma az önce ne dedim? Bu takımın Faroe Adaları'nı yenmesi için Stefan Kuntz'a da gerek yok. Zaten bahsediyorsun işte biri Fenerbahçe, biri Galatasaray, biri bilmem Roma. Ya oyuncu kalitesine baktığın zaman zaten biz Faroe Adaları'yla kendimizi kıyaslamamız doğru değil. Yani dünkü sonuç benim nazarımda bazen bir dibe vurmak gerekir. Ben öyle bakıyorum. Yani toplum tabii ki bu, eğer Faroe Adaları'nı yenseydik biz bazı şeylerin üzerine örtecektik. Bunları konuşmayacaktık. Biz evet. Çünkü günlük sonuç odaklı yaşıyoruz. Ben de diyorum ki ya kardeşim zaten adamın görevi seni alıp C liginden B ligine çıkardı. Bu anlamda başarılı mı? Başarılı. Kur'an çekildiğinde çıkması gerekiyor zaten o Türkiye'nin. Düşerken onu düşünecektik yani. 80 gol atıp artı 80 avaraja çıksak ne olacaktı? Yani senin zaten bizim üzerinde düşünmemiz ve tartışmamız gereken nokta biz hep sonuç odaklı biliyoruz. Hep günü kurtarmaya bakıyoruz. Evet. Bizim tarihimizde de çok önemli zaferler oldu. Şimdi benim bu yeni yapılanmayla alakalı beni umutlandıran şey şu. Ki Hamit Altıntop'un açıklamalı ben son derece değerli buluyorum. Hamit Altıntop'a bugün önüne gelen ekranda sallıyor. Ya siz Hamit Altıntop'un kim olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Bugün Hamit Altıntop istese Bayern Münih'e sportif direktör olabilecek bir adam. Bu donanımda bir isim. Evet. Ama biz hep kulüp gözlüğüyle bakıyoruz. Galatasaraylılar onu destekler, Beşiktaşlılar. Sergen gelsin der Fenerbahçeliler, işte Aykut Koca. Ya bir kere bundan kurtulmamız lazım. Bir tane yabancı gelmiş. Bari buna güvenelim. Güvenelim. Altay o golü normal şartlarda yememesi lazım. Yedi. Ya yapacak bir şey var mı? Yok. Peki farklı kalecilerle çıkma konusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya bu normal. Uğurcan, Altay, Trabzonspor, Fenerbahçe kalecileri bunlar. Bak oyun, hayır, ben ilk girişte ben de söyledim. Ben mesela daha önce de bunu tartıştık. Oyuncuları zaten ayrıca konuşmamız gerekiyor. Ya sizin sahadaki bir periyotta kalecileri değiştirmek ne kadar ihtiyacın var? Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e vesaire işte Mustafa Denizli'ye falan mı kafanızı çevirdiniz? Buna mı ihtiyacın var? Ya ne alakası var ya Faroe Adaları'na, Lüksemburg'u zaten güzel. Kurs olmadan da mağlup bak, etmeniz çok gerekiyor. Güzel bize de aslında tercüme olan bir yorum yazmış izleyicimiz. Nüfus konusu burada sembol. Evet biz de zaten sembol demek istemiştik. Ya oraya takıldınız ya. Biz hobi olarak futbol oynayan takımların da oyuncuları arasında esnaf olan takıma yenildik diyor. Ya maçtan sonraki gün dükkanlarını açtılar adamlar demiş. Part-time futbolculuk yapan ülkeye ya, mağlup. Burada futbol hani geleneği kültürü açısından bakınca, oyuncuların oynadıkları takımlar ligler açısından bakınca hani ortada ciddi bir fark olması. Ve haritadan gösteri hani böyle de bir işin sembolik bir yanı var. Hani birçok insanın bulamayacağı bir ülkeden bahsediyoruz bir harita üzerinde. Seçemeyeceği biraz o yüzden şuraya geleceğim. Geçmişte hani yaptıklarımızdan bahsettik ya ve başarılarımız da var gerçekten ve çok ilginçtir. Başarılarımız da başarısızlıklarımızda da aynı hocalarla olduğumuz dönemlerimiz var. O yüzden teknik adamları hemen burada ilk günah keçisi ilan etmek bence de yanlış. Ben şunu merak ediyorum. İsimlerden bağımsız. O başarılı olduğumuz dönemlerde ne yapıyorduk da oluyordu? Şimdi ne yapmıyoruz da olmuyor. Benim kendimce bir cevabım var ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi Melike bak bir şey daha gelerek anlatacağım. Milli maçlar oynamadan önce TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşik geldi. Futbolcularla bir toplantı yaptı. Antrenmanı takip ettim. Ben orada olan bir basın mensubu olarak takip ettim. Bizim klasmanımız değildi zaten buralar diye girdi. Evet. Bunu 85 milyon arkanızda. Bizim klasmanımız değildi zaten. Bunu da ilk 4 maçta gösterdik. Size güveniyoruz diye girdik. Bak klasmanımız değildi buralar dedi. Bunu da gösterdiniz dedi. Son 2 maç sonrasında son maça Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü bizim seviyemiz buralar kabul etmemiz gerekiyor yerine biz bize yakışmayan sonuç aldık. Bizim seviyemiz buralar değil, bu sonuçlar değil asla dese ya tamam derim, durumu toparlamaya çalışıyor. Ama bu kabulleniştir. Ben Faroe Adaları'yla aynı seviyede olmayı kabullenmiyorum. Bak
Stefan Kuntz ilk maçında Norveç'te... Stefan Kuntz getirmedi ki bu, bizi bu seviyeye getirmedi ki. Bir dakika bir şey suçu yok yani. Bir şey söyleyeceğim. Kuntz ilk maçına çıktığında Norveç'te berabere kaldı. Birimiz bir şey değil. Normal bir sonuç değil mi? Norveç'te berabere kalmamız. Hatta iyi bir sonuç diye de değerlendirebiliriz. Ya yani bunu yapabiliriz. Letonya'yı mağlup ettik. Mesela Şenol Hoca döneminde mağlup edememiştik ilk maçta, hatırlayın. Geriden geldiler beraberlik vesaire. Evet. Şimdi mağlup ettik. Şimdi bu, Karadağ'ı mağlup ettik. Yine puan kaybetmiştik. Belki mesela bu iki maçı kazansak doğrudan Dünya Kupası'na gidebilirdik. Letonya Karadağ'ın ilk maçlarını kazansak gidebilirdik. Şimdi buradan alıp da Norveç beraberliğinden alıp Portekiz'e Burak atsa belki ya o işte gideceğiz. Şimdi Norveç beraberliğinden başarılıydı alıp, yani o. Norveç beraberliğinden alıp Portekiz'e önce, son dakikada hayallerimizin yıkılmasından bugün, gelip de son maç şimdi Lüksemburg Faroe Adaları seviyesinde durumu kabulleniyorsanız burada bir hata var. Başladığımız noktayla geldiğimiz nokta aynı değil. Bir ay önce şimdi Stefan Kuntz da söylüyor. Helal olsun. Yani ülke gündemini de iyi takip ediyor Kuntz. Evet. Hiç daha 3-3 Lüksemburg maçı oynanmamış. Faroe Adaları maçı oynanmamış. Kuntz gidecek. Herkes birden bir kanaldan düğmeye basıldı. Biz bunu biliyoruz. Yani ben biliyorum da çok açık izah etmek istemiyorum. Ayıp olur. Birden düğmeye basıldı. Daha Lüksemburg maçı oynanmamış ha. Kuntz gidecek. Evet, hoca Şenol da Güneş, söyledi. Kusura bakma bunu Kuntz, eğer Kuntz'un kafasına takılıyorsa ben bir gazeteci olarak benim de takıldı zaten. Ya ben diyorum Allah Allah, daha ortada başarısızlık yok, grupta lider. Ortada bir değişiklik yapmayı gerektirecek bir ortam yok. Bayram değil, seyran değil, neden bu haberler çıktı? O zaman birileri sabote mi ediyor bu milli takımı? Böyle bunu bence üzerinde tartışmamız ve konuşmamız lazım. Çünkü Kuntz sonuna kadar haklı. Ortada Lüksemburg maçı oynanmamış. Evet. Gruptaki pozisyonumuz son derece iyi. Gol yememişiz. Artı Faroe Adaları var. Ama belli yapılar, lobiler kendine yakın gördükleri isimleri milli takıma getirebilmek için suni bir gündem yarattılar. Gerçekçi olalım. Biz bunu yemeyiz. Ben şahsen yemiyorum. Bunu da insanlara yedirdiler. İnsanlar da Kuntz gidecek diye bir gündeme kapıldı gitti. Halbuki ortada daha Lüksemburg maçı oynanmamış, Faroe Adaları maçı oynanmamıştı. Ben de milli takımı takip eden biri olarak o zaman sana sorayım. Neden bir ay önce daha bizim tamam belki hani grupta çok şey değildik. Yani bir sıkıntılı durumumuz yoktu. Ama Kuntz'un durumunu tartışmaya açacak, Sergen Yalçın'ı, Şenol Hoca'yı milli takım gündemine getirecek ne oldu da bunlar yazıldı? Bu bir kanaldan da yazılmadı bu arada. Aynı yere yakınlığıyla bilinen 8-10 isim bunu sürekli olarak işlediler. Neden? Kim özelinde konuşuyoruz konuyu? Onu da söyleyebilirsek. Sen takip ediyorsun sosyal medyada. Ben sadece Lüksemburg maçından sonra gördüm. Açık yok, ve beğen. Konusun dediği evet, gibi bir aydır biz bunu konuşuyoruz. Hayır. Ya. Ama işaret ettiğin isimlerden ben 2-3 tane gördüm diyeyim ve bunların hepsini Lüksemburg maçından sonra gördüm. Öncesinde evet, bizim de okuduğum, benim mesela bilgim olmadan gazetelerde takip ettiğim şeyler dönüyor. Dedikodular, işte Şenol Güneş yeniden gelecek, Sergen Yalçın olacak, evet, şu olacak, bu olacak, işte Şenol Güneş'le ilgili plan var, futbol direktörü olacak vesaire vesaire. Bu gibi konular konuşuldu. Mehmet Büyükekşi de çıktı, açıklama yapmıştı hatırlarsan. Böyle bir gündemimiz yok bizim diye. Hem Şenol Güneş hem Sergen Yalçın soruları özelinde. Lüksemburg maçından sonra gayet doğal karşılıyorum olabilir. Ha, öncesinde böyle bir öncesinde, gündem. Hoca da diyor öncesinde. Öncesinde böyle bir evet, gündem. Öncesinde. Ayan beyan Kuntz gönderilecek vesaire varsa ya mevcut değişen yönetim kurulunda bazı isimlerin de yeni bir yönetim kurulu geldi. Evet. Fikri, düşüncesi ve işlediği bir nokta olabilir. Kabul etmedikleri. Belki yerliye dönelim dedikleri. Şimdi yönetimler geliyor değişiyor. Başkanlar geliyor değişiyor. Hepsinin mesela transfer politikası değişir. Teknik adam tercihleri değişir. Öyle değil mi? Belki yeni gelen yönetim kurulunun da değişti. Ama eskide kalanlar mesela Hamit Altıntop gibi örnek. Yani Hamit Altıntop mesela farklı bir sistem, farklı bir düzen inşa etmek istiyor. O aynı sistemi devam ettirmek istiyor. Belki de içeride var bu problem aslında. Böyle bir tartışma konusu. Problem
Olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet iyi bir yönetim var. Sayın Büyükekşi. İçeride var belki. Hayır diyorum yani şunu söyleyeyim. Belki yeni gelen yönetim kurulunda mesela yerli teknik adam isteyenler vardır. Çünkü yeni. Fikrini de yeni öğreniyoruz öyle değil mi biz? Şöyle Hamit Altıntop gibi maalesef bir marka var elimizde. Biz senle. Ya Kuntz ya geldiği şaka gibi gün. Ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Kuntz geldiği gün yabancı teknik adama karşı olanlar vardı. Bu yeni bir şey değil zaten. Hı hı. Ve bunun hocaya karşı herhangi bir böyle yapılanma varsa da hani dilerim yoktur. Bunun izahını ayrıca oyuncuların da yapması gerekiyor. Evet hani o başka bir şey. Kuntz biraz hani kamuoyuna ve basını haklı olduğu noktalar var, eleştirdi basın toplantısında. Şimdi biraz izleyicilerimizin görüşlerini de okumak istiyorum. Onlarla birlikte değerlendirelim isterseniz. Biraz bir dakika farklı sorular. Şöyle demiş, eğer 11'iniz, ilk 11'inizle para ödelerine karşı oynuyorsanız yenmeniz lazım. Eksik bir açıklama olamaz. Kuntz basın toplantısında asıl açıklaması gerekenleri açıklamadı demiş. Sonra İlyas Bey, basın toplantısında Kuntz 30-40 kişilik kadronun beklenilen kalitede olmadığını söyledi. Peki bu kadroyu Kuntz belirlemedi mi? Ve bu söylemini doğru buluyor musunuz diye sormuş. Kuntz'un söylediklerinin altına imzamı atarım ben. Çünkü o kadar, şimdi ben Nevzat Dindar olarak söylüyorum bu arada. Yani herhalde çoğunluk benim gibi düşünmüyor. Ben ama bu şekilde düşünmeye devam edeceğim. Yani dünden beri Kuntz'a sallamak, Kuntz'u eleştirmek zaten şey o tarafta. Yani insanlar ağırlıklı olarak ona belki ilgi gösteriyorlardı ama ben kendi adıma başarı müptelası değilim. Yani başarı odaklı hareket etmem. Çünkü biz bu noktaya biz hep başarı müptelası olduğumuz için geldik. Benim istediğim şey bir yapı inşa edilmesi, bir temel atılması, bir ekol oluşturulması. Bunun için çok güçlü bir isim var. Hamit Altıntop'u bazıları maalesef değersizleştiriyorlar ama bugün Bayern Münih'te çok rahat görev alabilecek bir isim. Yani Hamit Altıntop'un, Sayın Altıntop'un değerini biz galiba gittikten sonra anlayacağız. Elimizde böyle bir değer var. Çıkıp masaya yumruğunu vurmasını bekledik. Ki haklı sonuna kadar. Sana bir mesaj var. Nevzat Dindar'ın bu bakış açısı çok hoşuma gitti ve milli takım nazarında konuşan en doğru kişi olduğunu söyleyebilirim demiş Selçuk Bey senin için. Vallahi bir kişi çoğu çıktı, zaman kulüpçü ederim yorumlarına şahit olduğum halde şu an doğru söylüyor. Çünkü neden Melike? Biz milli takımı bu serüvene Salih Uçan tartışmasıyla yolladık ya. Orada bile kenetlenemedik. Lüksemburg'a 3 atarsın, Faroe Adaları'na 5 atarsın. Böyle rakipler bulmuşken milli takıma yeni yıldızlar katarsın. Kimse senin kuyunu kazamaz yazmış Doğukan Bey. Ya kusura bakılmasın. Kuntz'u eleştirmeyelim. Galiba ümitler 4-7. Demek... milli takım proje takımı olamaz. Milli takım yarışır. Bahadır Bey yazmış. Yarışmak, Hanım, ben yarışmak istemiyorum. Zeynep Hanım, Zeynep Kösalı Kocaeli'nden izleyicimiz. Hamit Altıntop'a sormak lazım. Faroe Adaları futbol takımı bizim milli takımımıza hobi olsun diye mi yendi? Yani hobi olsun diye yenmemiş. Faroe Adaları'nı yeni küçümsüyoruz bakın. Yeni bu dünya futbolunda son 5 yıldır, son 10 yıldır biz gelişimleri herhalde takip etmiyoruz. Çok son derece enteresan sonuçlar çıkıyor. Böyle çok üst düzey takımların zorlandığı maçları da ben hatırlıyorum. Bugün Uluslar Ligi'nde mesela Fransa kaçıncı oldu biliyor musun sen? Fransa. İngiltere mesela 0 çekti. Kötü örnek vermek yani, gerekiyor. Evet. Fransa da galiba başarısız oldu değil mi? Yani şeyin grubunda, Danimarka ya da Hırvatistan'ın grubunda, hı hı, onlar da başarısız. Ya Uluslar Ligi'nde çok zaten enteresan sonuçlar olabiliyor. Biz de ben Lüksemburg maçını farklı kazansak da Faroe Adaları'nı farklı kazansak da bakış açım değişmeyecekti. Kuntz'a güvenip ondan bir yapı oluşturmasını bekleyeceğiz. Bakın Alman Ümit Milli Takımı'nda uzun küçümsüyorlar ya, Alman Ümit Milli Takımı'ymış, şuymuş buymuş. Siz ne yaptınız bugüne kadar ya, ne başardınız da bu eleştiriyi yapıyorsunuz? Bir yanda... Şimdi özür diliyorum. Evet. Hani normal bir şekilde şey yapıyoruz burada da sonuçtan bağımsız sadece ben şunu söyleyeyim. Ben Kuntz'un bu dönemde özellikle beyanlarına çok takıldım. Neden? Şimdi bilmiyorum hak verecek misin? Mesela Lüksemburg beraberliğinden sonra kadronun etkilendiği noktalardan bir tanesi takımdaki bazı oyuncuların bu sezon kulüplerinde az süre bulunması olduğunu ifade etti. Evet. Şimdi bunu ifade ediyorsunuz da
Şimdi kulüplerinde az süre forma giyiyor. Etken olarak, olumsuz bir örnek olarak bunu sunuyorsun. Ama bunu bilerek siz zaten tercih ediyorsunuz. Bile bile lades demek olmuyor mu bu? Bir. İkincisi, mağlup ederiz, mağlup oluruz. Ama berabere de kalmak Türkiye için Lüksemburg'da başarısızlıktır. Bunu tartışırız. Bunu tek farkı kazanmak da bence ya başarısızlık. Hayır, tamam. Bakarsan. Defalarca yaşadık. Konu o değil. Skoru geçiyorum bir kenara. Ama Türk milli takımı teknik direktörü Lüksemburg beraberliğine sevinmemeli bence. Sevindirici bir beraberlik oldu dememeli. Faroe Adaları'na mağlup olduktan sonra seviyemiz bu dememeli. Ama şimdi... Seviyemizin çok uzandayız. Bu bize yakışmadı. Türkiye'nin en iyi kalecisi kim? Uğurcan. Hata yapıyor mu? Yapıyor. Sol bek olarak bu ülke kimden bir beklenti içinde? Eren gayet iyi mi? Çağlar ya da Çağlar pozisyonu içerisindeydi galiba. Yani Çağlar yok ya, Faroe Adaları maçında. Yok, Lüksemburg maçında. Ha, Lüksemburg maçında vardı. Yani olabiliyor. Biz kendimizi maalesef çok abartıyoruz. Oyuncularımızın, ben de Sayın Hamit Altıntop'un söylediği gibi bazı şeyleri garantiledikten sonra yani çok fazla risk almadığını gördüm. Yani sakatlanma korkusuyla vesaire, ama bu yine de asla bahane olmamalı. Bu ülkeye, bu ülke insanına bu yaşatılmamalı. Yani bu konuda hemfikiriz zaten. Zaten Faroe Adaları yenilgisinin savunulacak bir tarafı yok, ama ben bu yabancıyı da diyorum artık, kusura bakmasınlar, bir dinleyelim. Çünkü biz hep bize nabza göre şerbet veren, kamuoyunun duymak istedikleri şeyi söyleyecek insanlara alıştık, alıştırıldık. Bize bu insanlar farklı şeyler söylüyorlar. Bir dinleyelim. Ne söylemeye çalışıyor? Ya ben burasındayım. Yoksa benim için hakikaten bak, bu grupta sonuncu olsak da çok üzerinde durmayacağım. Çünkü bazen dibe vurmak gerekir. Bizim dibe vurmamız lazım. Biz kulüpler anlamında da başarısızız. Kulüplere en iyi transfer. Bir de kulüplere paralı, bayağı bir transfer yapıyoruz. Hala başarısızız. Yani belki çok birebir eşdeğer değil ama yani Kopenhag, Trabzonspor'un bütçe olarak yarısı bile değil belki de. Yarısıdır muhtemelen. Ya da ne bileyim %70 falandır yani Kopenhag. Hı hı. Biz nasıl eğleniyoruz? Bizim bunları düşünmemiz lazım. Bir şey inşa etmek lazım. Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz. Ben bu federasyonda, Sayın Başkan'ın da, ki çok uzun soluklu bir süre için gelmediler bu arada. Evet. Bir sene için geldiler. Ama ya bu yapıya güveneceğiz ya da bildiğimiz o kısır döngünün içerisine gireceğiz. Tercih sizin. Tercih sizin yani. Hayır, bugüne konuş. Bizi buna alıştırdılar çünkü. Bu kısır döngüden ya çıkacağız, biraz acı reçete olacak, biraz acı da çekeceğiz bunun sonunda. Ya da tekrar o daha önce yaşadığınız kısır döngünün içine gireceksiniz. Ekim Güneş yazmış. Hala Faroe Adaları'nı konuşuyorsunuz. Fakat bizim 20 yıldır Dünya Kupası'na katılamadığımız, geçen Avrupa Şampiyonası'na sıfır çektiğimizi çok unutuyorsunuz. Iyi. Çok doğru. Bırakın Faroe Adaları'nı, Lüksemburg'u. Biz onları yensek ne olur, ne fark çok eder. Çok güzel. Kim yazmış? Ekim Güneş. Şimdi ben Selam. Buradan şuraya çok geleceğim. Çok güzel biliyorum. O, zaten bu kadar doluluk, bu kadar tepki. Yani hepimiz doluyuz bu arada. Hakkında evet, mısın? Bu kadar tepki, bu kadar hani çünkü bu söz kızgınlık olan diyeyim. Takım olduğu için. Evet. Ay, kızgınlık biraz gergin aslında, başladık sanki ya. Uygular sen demiş biraz ya. Gergin başladın Nevzat da. Sana kırmızı çok yakışmış diyemedim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir R seziyorum şu an. Bilemiyorum. Şimdi ben şuraya geleceğim. Biz bir jenerasyon olarak, o gün yaşımız yakın seninle biraz. Hani böyle o Dünya Kupası başarı. Biz de 1800'lü falan değiliz yani. Alt tarafı aramızda yani. Hani benim çocukluğuma denk geliyor. Siz daha belki bu mesleğin içindeydiniz. Dünya Kupası üçüncülüğümüzün olduğu dönem. O arkasından gelen, evet, konfederasyon. Hani böyle gerçekten gümbür gümbür bir milli takım gördüğümüz için ya da bize öyle geldiği için, bilmiyorum artık, ondan da emin değilim, çok geçmişte kaldı çünkü. Tabii, yani bilmiyorum, sonra Euro 2008 mesela, hep bunları konuştuğumuz için tabii de özür diliyorum sürekli hani bunları hatırlattığımız için, ama ne yapalım yani, güzeli böyle hatırlayamıyoruz. Ondan sonra katıldığımız Avrupa Şampiyonası mesela yayınlayamıyoruz. Evet, aynen. Yani şimdi şöyle geleceğim. O dönemlere bakınca, hani size dedim ya, neyi doğru yapıyorduk, şimdi neyi yanlış yapıyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum ben. Düzeltin beni lütfen. Çünkü yani yaşım yettiği kadar söyleyebileceğim. Hani kulüp başarıları, yerli oyuncu sayısı, mesela takımların kendi elde ettiği, direkt kulüplerin elde ettiği başarıların olduğu dönemlerle eş zamanlı milli takımın iyi gittiğini gördüm ben.
Yani bu iki döneme de baktığım zaman birbirlerini takip eden dönemlere. Yani böyle 11'ini rahat sayabildiğimiz milli bir takıma. Bir arada oyuncu, oynayan oyuncu grubu evet. Daha fazla. Yani Galatasaray bir çıkışı var. UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'ın Dünya Kupası. Ondan sonra Fenerbahçe'nin başarılı olduğu Avrupa'daki süreç yine keza Galatasaray'da Euro 2008 zamanları. Ve çok fazla yurt dışından gelen oyuncular değil de. Zaten Dünya Kupası'nda bir tek Yıldıray Başçuk vardı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Birkaç kişi daha vardı İzzet, belki. Mustafa İzzet falan da vardı. Ama hani esas çok böyle az. 11'de gördüklerimiz, benim hatırladığım öyleydi. Hani acaba bu birlikte oynama alışkanlığı da demek istemiyorum. Buna da bir lig geleneği mi? Ya bu mu birazcık bizi bozuyor? Ben bunu tamamen bir soru olarak, benim gördüğüm bir şey olarak sormak istiyorum size o gün. Şimdi Stefan Kuntz zaten felsefesini açıklarken, ne yapmak istediğini açıklarken şunu söylemişti. Hani aynı oyuncu grubuyla devam etmek istiyorum ki oyuncu grubu birbirine alışsın, birbirini tanısın. Daha hani çok fazla değişmeyen bir kadroyla yürüyeyim. Ama burada tabii ki hani Ulusal Ligi'nin ilk 4 maçını örnek vererek yola çıktı. Son 2 maçlık tercihlerin de bunun özelinde yaptığını söylemişti. Burada hani 3-4 ayda bir toplanan oyuncu grubunu o saydığın dönemler gibi bir araya getirmek biraz daha zor. Evet. O dönemki oyuncuların yeteneklerini de ayrıca değerlendirebiliriz. İşte bizi Avrupa Şampiyonası'nda harikalar yaratan Nihat Kahveci'nin performansını da değerlendirebiliriz vesaire. Selçuk İnan'ın kalitesini de ayrı konuşabiliriz. Yani Burak Yılmaz'ın olduğu dönemlerde Burak vesaire. Hani bu oyuncu kalitesiyle eşleştirebileceğimiz maçlar da değil aslında. Yani bir arada oynamamanın etkisiyle değerlendirebileceğimiz maçlar değil. Bu referans değil mi? Faro Adaları ve Lüksemburg maçları. Başka bir şey. Acı tecrübenin de ötesinde. Belki de bir daha üst üste yaşamayacağımız bir tablo yaşadık. Hani peş peşe böyle bir şey herhalde yaşamayız bir daha. Zor denk gelir. Bu seviyede hem beraberlik hem muhalefet yaşamak. Denk gelir de şimdi B Ligi'nde biraz daha üst düzey takımlar var. Esas B Ligi'nde iyi takımlar var. Yani seviyemize hani evet seviyemize diyebileceğimiz çok takım var orada bizim. Ama İngiltere'de B Ligi'ne düştü bu arada. Biraz kaynıyor şu an İngiltere'de Southgate. Konuşu. Bayağı bir eleştirilecek. Konuşu Melike. Şimdi hani o dönemki futbolla şu ankini aynı kıyaslamıyoruz. Taktikler değişti, teknik adamlar değişti, sistemler değişti ve Türkiye'nin geldiği noktada nispeten değişti artık diyebiliriz. O dönem o kadar ihraç etmiyorduk oyuncularımızı. Daha hep bizde kalıyordu genel itibariyle. Ama şimdi çok fazla yurt dışına gidiyor ve orada da şöyle bir sıkıntı yaşıyor oyuncularımız. Gittikleri seviyede kalamıyorlar. Seviye düşüyor birçoğu ya da geri geliyor. Birçoğu bunu yaşadı. İşte yaşamayan örneklerimiz var elbette. Zeki Roma'ya transfer yaptı. Meri, Atalanta, Juventus Atalanta ama Atalanta iyi bir takım. Hani bir basamak altı diye nitelendiremiyoruz iyi artık. Takım. Hatta Atalanta şu an Juventus'un önünde İtalya'da. Lider konumda. Ama oyuncularımızın, yurt dışındaki oyuncularımızın geneline baktığımız zaman istikrar problemimiz var. Bunu nasıl aşabiliriz? Oyuncularımızı orada daha fazla kalmaya nasıl ikna edebiliriz? Hemen çıkış yolu olarak Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar. Ben yaz transfer döneminde de aynı şeyi söylemiştim. Genç oyuncular da gidiyor. Bir sezon oynuyor, iki sezon oynuyor. Hemen geri dönmeye çalışıyor. Israr edin. Bir daha deneyin. Yani buraya zaten orada yine yapamazsanız elbette geleceksiniz. Burada her halükarda siz takım bulursunuz. Mesela Ali Akman'dan örnek vermiştim onu. O dönem o konuşuluyordu. Galatasaray, Göztepe vesaire konuşulurken. Ya denemesi gerekiyor bence demiştim. Daha yaşı geç. Niye döndü? Enes Ünal evet. Çok fazla denedi. Belki o seviyelerden düştü. Ama Avrupa'da kaldı. Belki geçtiğimiz sezonki bir Getafe performans yapar. Bir transfer yapar. Yaz transfer döneminde adı Avrupa'nın büyükleriyle anılmıştı mesela. Oyuncularımızın biraz daha Avrupa'da oynayan oyuncularımızın özellikle hani bunu federasyon mu yapar, futbol gelişim direktörü vesaire artık yöneticisi kim yapar bilmiyorum ama doğru yönlendirmelere de ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Hayır, şu da denilebilir. Ya 26-27 yaşındaki oyuncuları kim yönlendirecek? Onlar zaten kararlarını alabilir ama buraya gelmeye çıkış yolu görmek kolaycılık oluyor. Birçoğu bunu yaşıyor. Avrupa'da gönderiyoruz ama istikrarı yakalayamıyoruz. Bu istikrarı yakalayamadıkça da öyle ya da böyle başarısız oluyor. Ve şu da var bu arada. Ya her Avrupa'da oynayan oyuncumuzu milli takım almak zorunda mıyız biz ya? Evet, Avrupa'da oynuyor diye. Zannediyorsun.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir kere sıkıntı hakikaten çok büyük. Ve teşhisi koyamadığımız için hakikaten yani tedavisi de çok kolay değil. O yüzden ben bu yapıya, bu organizasyona güveniyorum. Onların hayata bakış açısı, futbola bakış açısı ve mantalitesi beni umutlandırıyor. Diğer şekilde biz geriye gideriz. Ya üç büyüklerden Umut Bozok dışında ileride bir de Serdar Dursun üçüncü forvet. Onun dışında zaten bir tane oyuncunuz yok. Daha ne anlatıyorsunuz siz ya? Sen kulüp takımları olarak ne yapmışsın bugüne kadar? Önce biz kulüpleri düzeltelim, ondan sonra milli takımı konuşuruz. Doğru söylüyorsun. Evet, kulüpleri düzeltelim demişken tabii ki haftaya geçiş yapacağız. Konuşacağız Süper Lig'de yeni haftayı, derbiyi. Ama bir reklama gidelim. Reklamların ardından beraberiz. Aranın ardından birlikteyiz. Şöyle bir lige geçelim isterseniz. Havamız değişsin, sizi derbi havasına da sokalım. Sonrasında yine ilerleyen dakikalarda milli takımla alakalı olacak yine sohbetimiz. Ben şöyle Beşiktaş'la bir başlayacağım. Emrecan Uzunan ve Tayyip Talha Sanuç basın mensuplarıyla bir araya geldiler. Evet. Bir genç futbolcuların açıklamalarını getirelim ekrana. Evet, iki oyuncuyu da değerlendirelim isterseniz. Tabii çok erken performans olarak değerlendirmek için ama açıklamaları da çok böyle hem kendilerinden emin hem mütevazıca. Hem biraz benim şey de hoşuma gitti, hani teknik olarak kendilerini yorumlayabilmeleri, evet, anlatmaları, o çok hoşuma gitti. Seninle başlayayım o gün. Beşiktaş'ın belki gelecekteki sağa solu. Evet. Biri sağ stoper, biri sol stoper. 22 yaşında Tayyip Talha, 21 yaşında Emrecan Uzunan. Kendini evet güzel ifade ettiler. Yani Tayyip Talha şu an Emrecan'ın önünde bir oyuncu Beşiktaş için. Evet. Neden? Bir sol stoperde Romain Saiz var zaten Beşiktaş'ta ki iyi bir performansı var. Alternatifi olarak Emrecan Uzunan duruyor ve hatta Emrecan birinci alternatifi. Mesela orada aslında Montero da mesela kullanılabilir bir alternatif olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi kiralık olarak göndermek istemişti. Ama sağ stoperde bir problem yaşanıyordu ve Tayyip Talha transfer edilmişti ki İstanbulspor maçında biz 51 dakika izledik yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Ama Adana Demirspor'dan performansını biliyoruz. Ümit Milli Takım'dan takip ettik biliyoruz. Potansiyelli olan genç bir oyuncu. Adana Demirspor'da bugüne kadar belki de kalmayabilirdi transfer. Yani son güne kalmayabilirdi aslında. Daha önce de olabilirdi. Ama Beşiktaş yönetimi o sıra işte yabancı mı, yerli mi, Kaan Ayhan mı, işte o mu, bu mu derken Tayyip Talha hep listede olan bir oyuncu olarak son güne kalmış oldu. Şimdi kısa süre oldu. Fenerbahçe derbisinde kim oynayacak sorusu var. Beşiktaş'ın aşağı yukarı savunma attığında herkes belli zaten. Hani Rozier, Saiz ve Masuaku oynayacak ama sağ stoper kim olacak sorusu var. Tayyip Talha şu an Wellington, Necip Uysal ve Tayyip Talha'nın olduğu. Hatta Berkay Vardar'ı da iki mevkiye birden yazıyor Beşiktaş teknik heyeti. Bir ön libero, bir de stoper rotasyonu için. Bu dört oyuncu arasında ilk sırada. Ve ilk derbi deneyimini yaşayacak yüksek ihtimalle. Bastıran bir oyuncu var tabii ki Necip Uysal. Ki Necip Uysal'ın derbi tecrübesi çok fazla. Yıllarca yaşadı bunu. Ve Necip Uysal'ın forma giydiği derbileri Beşiktaş birçok kez kazandı. En son Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçta Necip Uysal Montero ikilisi vardı mesela stoperde. Ama ben yine derbiye Tayyip Talha'nın çıkacağını düşünüyorum. İstanbulspor maçında çünkü tamamlayamadı. 51 dakika izledik. İşte bir baş dönmesi yaşadı, çıktı. Evet. Muhtemelen derbide Beşiktaş'ın sağ stoperi Tayyip Talha olur. Solunda da Romain Saiz eşlik edecek ona. Hani burada bir soru işaretiydi. Transfer yapılacak mı? Acaba son güne girdik, yapılmayacak mı? Şimdi Tayyip Talha'yı potansiyelli olarak değerlendiriyoruz. Evet. Alt yaş kategorileri milli takımda da forma giydi ve Adana Demirspor'da neler yapacağını nispeten bize gösterdi. Bu gibi derbi gibi maçlar oyuncuların özgüvenini artırabilecek sonuçlar doğurabilir. Beşiktaş tereddüt etmeyeceği bir stoper de kazanabilir. Tam tersi noktada eleştiriler de beraberinde devam edebilir. Burada ama tek başına bir sağ stoperin
konusu değil derbi. Derbinin atmosferi bir başka oluyor. Tabii ki. Burada Beşiktaş'ta kaleci kale mevkii. Oraya birazdan geleceğim. Çok daha fazla o gün, konuşması gereken. Oraya geleceğim. Evet, onu ayrıca konuşacağız haberle birlikte. Nevzat'ın da iki oyuncuyla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Ben de izledim, hakikaten beğendim. Yani iki hakikaten yaşına göre son derece seviyeli ve olgun konuşan, güzel mesajlar veren ve nerede olduklarının farkında olan iki oyuncu. Yani karakter olarak da çok sağlam durdukları izlenime verdiler. Savunma oyuncusu olarak da beğendiğim iki oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi ben altyapılarına baktım. Hani çok yani geldikleri takımları biliyoruz. Hı hı. Geçmişlerine baktım. Evet, Emrecan bir Galatasaray girişi var. Onun ilginç hikayesi öyle. Bir oradan işte İstanbul, İstanbulspor, devamında Beşiktaş. Yani Emre Can'da şöyle bir durum var. Çok sakin. Yani bir stoper olarak onu çok daha fazla izlemek. Bir Alanya talihsizliği yaşadı. O maç büyük bir handikap onun için. O maç zaten bütün Beşiktaşların tepki gösterdiği maçtı. Ve ama, sağ stoper önünde bir de o maçtı. Evet. Yani az önce milli takımla ilgili şey dedim ya, yani bu takım dedim, baktım dedim, lider oyuncu bulamıyorum. Yani tamam. Evet. Oradan buradan bayağı bir oyuncu var. Ama lider karakterler yok. Bizim eskiden milli takıma baktığımızda birçok lider oyuncu vardı. Şimdi bu liderliğe aday bir görüntü sergiliyor. Yani kaptan olabilecek bir şey, ağırlık var onda. Böyle bir enteresan bir şekilde bir, değil mi? Yani hem konuşması, röportajları da çok bu anlamda ikna edici, doyurucu bence. Tayyip'le alakalı da, o da Karabük. Hoşuma da gitti Karabük altyapısından böyle bir oyuncunun çıkması. Yani oradan güzel bir hikaye çıkmış mesela. İstanbul'dan değil yani. Karabük altyapısından, o yaş kategorilerde genç. Yani emekçi şehirdir Karabük. Tırnakları da kazıyarak gelmiş. Ben hakikaten buradan... Yani güzel bir hikaye. Zaten baktığında hani şey de var. Böyle milli takım olsun, Avrupa olsun, güzel hayalleri de var. Beşiktaş'ın iki tane iyi oyuncusu yok. İki tane karakterli oyuncusu var. Çok bu anlamda günümüz futbolunda böyle aidiyet duygusu olan oyuncu bulmakta, genç isimler bulmakta da zorlanıyorsunuz. Ama bu iki oyuncu ben Beşiktaş'a yakıştırdım. İki tane hakikaten geleceği olan, kariyer olarak da iyi yerlere geleceğini düşündüğüm oyuncular. Tayyip biraz daha önde ama Emre Can da çok şey vaat eden bir oyuncu. Bakalım yani derbi maçla ilgili orada Beşiktaş tarafında o gün daha net bilgileri iletebilir. Ama iki oyuncunun da ben toplantıyı izlerken keyif aldım bir kere. Normalde sıkıcı olur ama bir gazeteci evet, olarak evet. Evde, ne diyecek merak ettirdiler. Ben evde izlerken şey yapmadım, değiştirmedim kanalı. Ne diyecekler diye merak ettim, izledim. Şöyle, ne demek istediler diye mesela hiç düşünmedim. Bazen futbolcular robası toplantıları... Bu soruya ne cevap verecek diye bekledim mesela. Bazen, ne diyecek? Sen de yaşamışsındır elbette röportajlarında. Bazen futbolcu bir cevap veriyor ama acaba ne demek istiyormuş? İşte anlamadım durumuna düştüğün olur cevaptan. Tam böyle sonu gelmez, ortasıyla... Evet. Sonu farklı biter vesaire. Bunlar çok, gayet netti. Çok güzel kendilerini ifade ettiler. Çok güzel ifade ettiler. Hakikaten tebrik etmek lazım. Bu arada Beşiktaş iletişimi de tebrik etmek lazım. Şundan dolayı Melike. Yani bu arada Beşiktaş yine biraz böyle sıkıntılar, çalkantılı süreçte yaşandı. Böyle her şey toz pembe değildi Beşiktaş'ta. Değil mi? Yani böyle hoca evet. anlamında olsun bir takım problemler de yaşandı. Ve eleştiriler arasında ama girdi. Ama Beşiktaş iletişimi şundan dolayı tebrik ediyorum. Çıktılar çatır çatır. Önce işte sportif direktör çıktı. Ceyhun Kazancı. Her soruya cevap verdi. Öncesinde futbolcu çıktı. Nathan Redmond çıktı. Redmond çıktı. Sonra evet. Ceyhun Kazancı çıktı. Sonra Deli Ali. Şimdi Tayyip Talha ve Emre yani Can. Hatta Kerem Atakan Keskin de katılacaktı. Gribal enfeksiyonundan dolayı katılamadı. Yani bu anlamda kulüplerimize umarım... Yarın da basına açık idmanı var Beşiktaş'ın. İşte bak, ya bu güzel bir şey. Normalde diğer gazetecilerin en sevdiği. Ben de iletişim ekibine, başta Cihangir Gökten olmak üzere tüm iletişim ekibine teşekkür ediyorum. Bir basın mensubu olarak çünkü... Ses tonu. Evet. Evet. Muazzam bir ses tonu ya. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel. Bir basın mensubu. Muhteşem hakikaten. Bir basın mensubu için en önemli şeydir. Şiir, basın toplantıları... Basına açık antrenmanlar çünkü gözünle görürsün. Evet, canlı. Gözlemleyip haber de yapabiliyorsun. Cihangir Bey'in oyunculuğu falan var mı? Hayır yok ama çok şiirle güzel şiirle arası okur. Çok sen bir şey mi? Bu bir uygulama var. Radyocudur, şiir okur. Bir uygulama var.
aslında hep niyetleniyorum ama sonra tembelliği terdiye şey yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi buradan da selam olsun tekrar. Dur, hadi bitireyim. Şunu söyleyeceğim. Buraya gelmeden de şiirlerini dinledim. YouTube'da öyle geldi. Gerçekten mi? Hayranı varmış yani Gökdoğan'ın. Ya ben şundan söylüyorum. Şimdi bir uygulama var. Böyle metroya binerken ben metroyu falan çok kullanırım. Ben metro işte bugün de halk otobüsünde mesela giderken bir Sivaslı abiyle tanıştık. Servisçimiz. Bayağı muhabbet ettik. Neyse. Oradaki reklamların birinde şeyi gördüm. Bir uygulama var. İşte böyle hikaye, roman falan. İşte dijitalde her şeyi var zaten. Seslendiriyorlar. Onun için muazzam bir şey olur. Var. Cihangir'in de seslendirme şey roman tecrübeleri. Hayır yok. Bilmiyorum varsa da ama şiir, aslında çok böyle şiir. Klasikler şiir falan. Çok yani var. Şiir falan zaten. Ama, şiir. Ama onun şairane bir sesi var, var gerçekten. Var. Değil mi? Ben de kendisi uzun yıllar birlikte çalıştım. Çok fazla. Çok da severim. Selamlar Cihangir Gökdoğan'a. Buradan Ersin'e geçeceğim. Ersin Destanoğlu'na. Sen bir girizgah yaptın aslında. İzleyicilerimiz de soruyor. Derbide, kalede kim olmalı? Şimdi Ersin Destanoğlu için büyük bir fırsat tabii olacak. Derbideki performansı, takımdaki geleceği için. Gelin bir haberimizi izleyelim. Bu maçların motivasyonu çok daha fazla oluyor. Yani biz ne oyuncular biliyoruz, böyle maçlarda küllerinden doğdular. Yani eleştirilirler, eleştirilirler. Efendim? Benim senin böyle ara ara tarihi sözlerin oldu yani dedim devamlı geliyor. Arka plana yazabileceğimiz sözler. Yani. Ya mesela yakın zaman geçen sezonlar hemen aklıma geliyor kim diye. Mesela Crespo hani böyle yani niye geldi bu oyuncu derken bir derbide gösterdi kendini. Sonra ligin sonuna geldiğimizde bir anda takımın en iyilerinden biri haline geldi. Evet. Derbi performansı akılda kalmanızı sağlıyor. Crespo evet. Trabzon ya. İlk çıkış evet. Galatasaray evet. maçında gol attı. Evet. Ya, bir de Trabzon maçındaki sevinci zaten şeydi. Taraftar mutlu. Evet etmişti, evet büyük maçlarda işte kendini gösteriyor böyle bazı oyuncular. Ya da böyle performansı düşenler bir anda. İşte beklemediğiniz futbolcular gol atabiliyor. Evet. İşte en son mesela en sakala tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı. Ama o şey. Ben kimle çalışmanın şey, şeyleri bunlar. Hep dış alırım. Vallahi çalış. En sakalayı çalışmışsın ya. Hayır yok hatırlıyorum çünkü yani maçtaydım. Yani 410 kişi kaldıkları maç vardı. Ya en sakala bir golü attığı için. Direkt hatırlıyorum. Yani direkt hatırlarsın. Yıllar sonra atmıştı çünkü o golü. Nerede? Ve o da Fenerbahçe'ye denk gelmişti. Ama onlar mesela kötü örnekler. Hani onlar var atıyor bir gol hayır, sonra hayal et. Derbilerin atmosferinden bahsediyorum. Evet doğru söylüyorsun. Ensekala yaklaşık 5-6 yıl falan belki de daha uzun gol atamamış bir futbolcuydu. Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Abi o en ilginç gol hangisi biliyor musun? Yer Ali Samiyan, İbrahim Üzülmez sağ ayağıyla gol attı ya. Evet buradan da ona selam olsun o zaman. Yani derbilerde İbrahim Üzülmez'e. Sürpriz çıkışlar olabiliyor. Kariyerinde hep topu iki golü varmış Ensakal'ın bu arada. İşte birini Fenerbahçe'ye attı yıllar sonraydı. Böyle sürpriz çıkışlar olabiliyor. Belki mesela geçtiğimiz sonra sen Crespo'dan örnek verdiğin için söyleyeceğim. Crespo'nun Trabzonspor maçındaki performansı ve sonrasında Galatasaray maçındaki oyuna girip gol atması da bir sürpriz diye nitelendirebiliriz o sen dönem. Sen sürpriz diye bir sürpriz getireceksin. Belli oldu. Yok. Kim atar? Beşiktaş'ta şu an bir sürpriz Masuaku. Yok. Masuaku. Ya yok ben onu çok o kategoriye alamam. Ersin niye? Falan atarsa sevebilir. Ya Ersin böyle kaleden kaleye yanlışla aynen. Bazen gol atar. Niye Masuaku da sürpriz olur? Ya, sezon içerisinde o 4-5 vesaire atar. Gol katkısı yapabilen oyuncu. Yani gol açısından asist vesaire yapabilen bir oyuncu. Hani bu da tabii beklenen gol atılması değil de bir kaleci performansı tabii. Şimdi şu an konuştuğumuz. Kaleciler özelinde de Ersin'den şu an iyi bir performans beklemek Beşiktaş taraftarı belki böyle düşünüyoruz. Sürpriz olur niteliğinde. Ama Ersin bize daha önce gayet iyi maçlar önümüze koydu. İyi performanslar koydu ve gösterdi. Ama bu sezona gerçekten hani kafası sanki sahada değilmiş gibi başladı. Çünkü o gün Cihangir Bey'in Ersin'e bir motivasyon konuşması yaptığını düşünsene. Yapıyorlardır belki de. Sen konuş diyorlardır. Abi sesi alalım. Biz dinletelim Ersin'e en kötü öyle bir şey. Ben olsam yapardım biliyor musun? Şimdi Ersin evet sezona kötü başladı. Bu kötü başlangıçta birlikte şu da oldu. Tartışmalar da ister istemez beraberinde geliyor. İşte belki de mesela iyi başlasa hiç sözleşmesiyle ilgili tartışma yaşanmayacaktı şu an. O da aynı şekilde sürecin devamı niteliğine geldi. Oysa işte yazın beklentisi arkadaşları gibi aynı kaynak düzeninden çıkmış arkadaşları gibi Avrupa yapmaktı. Olmadı. Bu her insanda bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ama 21 yaşında bir kalecinin
genç bir kaleci. Önünde çok uzun serüven var. Bir an önce bu durumdan çıkması gerekiyor. Mental destek bu yaşlardaki oyuncular için çok kıymetli ve önemli. Sözleşme ayrı bir süreç. Ersin sözleşmesi için oynayan bir oyuncu değil. Çünkü şampiyon olduğu sezondan itibaren aynı sözleşmeyle oynayan. Şampiyon olduğu sezonda da öyle. Altyapıdaki sözleşmesiyle oynayan bir kaleci. Aylık 15 bin lira ben biliyorum. Sonrasında da öyleydi. Şimdi hani bu kadar kötü giderken bazen kaleci rotasyonu normalde benim çok sevdiğim şeylerden biri değil. Hani bir takım içerisinde stoperiniz de değişebilir. Orta sahanız, forvetiniz vesaire. Kaleciler daha uzun sürelerde böyle istikrarı bozulursa değişen duruma düşüyorlar. İşte mesela bir sezon, yarım sezon vesaire. Avrupa'dan da örnekleri olabiliyor. Mesela Kepa 80 milyon euroya transfer edildi. Bir sezon kötü oynadı. Mendy transfer edildi. Şimdi Ersin... Reklama gideceğim. Ersin... Cümleni bitir. Tamam. Ersin Fenerbahçe derbisinde Valerian İsmail'in bir kez daha güvenip %80 diyeyim kaleye koyacağı isim olacak. Bir reklam, reklamların ardından derbi ateşini biraz daha böyle yakacağız, ayrılmayın. Reklamların ardından son sayfada yine birlikteyiz. Derbiyi konuşacağız. Beşiktaş-Fenerbahçe maçını. Şimdi Beşiktaş'ta kalede Ersin'i büyük ihtimalle beklediğini söyledi o gün Şahinoğlu. Bu Ersin Destanoğlu için önemli bir fırsat olabilir. Evet, evet. Bunu da konuşacağız. Şimdi her iki takımı da değerlendirmek adına Fenerbahçe'de bir geçiş yapalım istiyorum. Teknik adamların arasındaki de bir düello olacak aslında bu. Çünkü sorduğumuz zaman böyle ligde beğenilen iki teknik direktör. Her ne kadar Valerian İsmail değişiklikleriyle eleştirilse de aslında tarzıyla beğeni toplayan, böyle daha doğrusu bir tarzı olan, bir oyun sistemi olan bir teknik direktör. Bir maç dışında aslında çıkardığı 11'in kötü oynamadığı bir teknik direktör. Evet, onu da ekleyelim. O yüzden bir anlamda teknik direktörlerin de düellosu olacak bu karşılaşma. Bir bakalım. Jesus çok daha tecrübeli bir teknik tabii adam çünkü. Jesus'un bir büyük maç karnesini inceleyelim. Şimdi burada bir Jesus hayranı varken onunla başlamak isterim. Nevzat Dindar yani bayılıyor desek herhalde yanılmayız. Son görüntü 67-68 yaşında bir teknik direktör antrenmanın içinde ve yaşıyor. Ben bugün sokağa çıktığımızda hepimizin arkadaşları var. İşte ne bileyim farklı ortamlara girip çıkıyoruz. Ya ben bir Fenerbahçeli ile konuştuğum vakit takımından son derece mutlu ve umutlu. Yani Jesus özellikle Fenerbahçelileri etkilemiş gibi gözüküyor. Ben Jesus'un Fenerbahçe'ye getirdiği felsefeye baktığım vakitte kısa sürede çok şey başardığını görüyorum. Ve bu noktada da tabii derbi karnesinin iyi olması bence fena değil. Yani Porto hegemonyasında, Portekiz'de Porto'ya karşı özellikle Sporting'le aldığı sonuçlar ya da Sporting'de Benfica'da sonuçlar fena değil. Yani orada oransal olarak belki biraz altta kalmış olabilir ama Porto. Sonuçta denklem içerisinde Porto varsa o rakamların yüzdesel olarak ellerinin üzerinde olması biraz zordur. Ama genel olarak Jesus'un Fenerbahçe'ye ayrı bir hava getirdiğini söyleyebiliriz. Ben onu bir teknik direktör değil, yani onu bir patron olarak nitelendirmiştim. Hakikaten baktığım vakit Fenerbahçe'nin kulübesinde bir patron var. Oyuncuların saygı duyduğu bir figür var. Ve bu tarz maçları fazlasıyla oynamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani her Fenerbahçeli muhtemelen maçı izlerken Melike bir yandan da o Jesus'un jest ve mimiklerini takip ediyor diye düşünüyorum. O gün? Tabii iki teknik adam arasında çok büyük kariyer farkları var. Çünkü Jesus yaş itibariyle Valerian İsmail'in 21 yaş büyüğü. Bir o kadar arada teknik adamlık kariyer farkı oluyor ve kendisini ispat etmiş bir teknik direktör. Özellikle Portekiz'de ve Brezilya'da zaten hani alabileceği ne varsa aldı diyelim. Her gittiği kulüpte Braga dışında galiba, Braga'da şampiyonluğu yok. Her gittiği kulüpte şampiyonluğu var. Ve deneyim, tecrübe hepsi bir arada. Büyük maç nedir, ne değildir, atmosferi nasıl yaşanır hepsini biliyor. Burada zaten Jesus'un takıma etkisini
konuşmaya gerek yok. Takıma etkilerini gösteriyor. Camiaya çok büyük etkisi var aslında. Fenerbahçe camiası bir lider figür istiyordu. Saha içerisinde bulunamayan lider sağ kenarında bulundu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin saha içerisinde lider olması beklenen oyuncusu Mesut Özil'di. Kariyer itibariyle, futbolculuk kariyeri itibariyle Mesut Özil'di. Ama olmadı. Hatta kritik noktada Mesut Özil ön plana çıkarıldı, açıklamalar yaptırıldı vesaire. Şimdi burada saha içerisinde bir lider olmasa da sağ kenarında her futbolcunun kafayı çevirdiğinde gördüğü çok büyük bir lider var, patron var. Ve bu patron Fenerbahçe camiasına istediği şekilde yön verebiliyor. Ve gayet doğal, açık bir şekilde hiç dolandırmadan, politik davranmadan, ortadan gitmeden net açıklamalarla yürüyor. Yani bunun karşılığında ne olur ne olmaz düşünmüyor. Çünkü o Jorge Jesus buraya ne amaçla geldiğini zaten defalarca tekrar etti. Şampiyonluk dedi. Yani Avrupa bir yana, hani Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar şampiyonluk için geldim dedi. Burada Arda Güler konusu olsun, işte ilk 11 konusu olsun, üçlü savunma, dörtlü savunma vesaire hepsini öyle açıklamalar yaptı ki Fenerbahçe taraftarının büyük, çok büyük çoğunluğunun aklında soru işareti yok. Fenerbahçe hafta sonu Beşiktaş Fenerbahçe'yi mağlup etse, Fenerbahçe taraftarı yine bir sonraki maça aynı enerji ve umutla devam edecek. Çünkü bilecekler ki Jesus buradan sonra yine toparlar. Yine biz galibiyetler serisine devam edebiliriz. Konyaspor maçında mağlup olmuş olabilir, kötü oyun olmuş olabilir ama bir başka teknik adam olsaydı yerinde belki de camianın bir yarısından çoğu çok büyük eleştiriler getirebilirdi. Ama burada Jorge Jesus varken çok az ses, aykırı ses çıkabiliyor. Valerian İsmail tarafından bakarsak da hani kariyerinin henüz erken safhaları ve en büyük meydan okuması Beşiktaş. Kariyerindeki en büyük meydan okumayı Beşiktaş'ta yaşayan bir teknik adam olarak da bir basamak daha ileriye gitmek, kendini kabullendirmek yani ben Beşiktaş teknik direktörüyüm ve bundan daha fazlasını yapabileceğim demek için bu tip derbi maçlar önünde bir fırsattır. Geçtiğimiz sezon iyi oynattığı derbiler oldu. Büyük maçlar oldu. Mesela Trabzonspor maçında evet sonuç farklıydı. Fenerbahçe maçı da iyiydi. Sonuç farklıydı, oyun iyiydi. Fenerbahçe maçında oyun iyiydi, oynattı. Ama az yaşadı bunları. Ve şimdi sezon başından aldığı bir takım. Yani geçmiş sezon sonradan geldi. Elindeki oyuncu grubu hani kendisinin bu oyuncu grubuyla bitireceksiniz denilen. Şimdi kendi kurduğu bir yapı, o sisteme göre inşa edilen bir kadro. Bununla birlikte mücadele verirken ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Valerian İsmail şu ana kadar ligin ilk 7 haftasında Beşiktaş'ın kötü oynadığı bir maçı var. İstanbulspor maçı. Ve Alanyaspor maçının ikinci devresi. Ama ilk 11'de sahaya sürdüğü kadro ve aldığı performans... Sivas maçında son bölümü yani. Sivas maçıydı galiba. Ha şey şöyle. Genelde Sivas zaten maçının, ikinci Sivas maçının 20'de. Ona geliyorum. Çıkardığı 11'lerin performansları itibariyle mesela çok iyi performans geri dönüşü alıyor sisteminde. Ama ne zaman yedek kulübesinden bir müdahale gelse Beşiktaş'ın temposu düşüyor. Oyun kalitesi azalıyor. Çıkanla girenin verdiği performans ve oyun kalitesi eşdeğer olmuyor. Maç içerisinde sistemsel değişikliklere gidiyor, aynı verimi alamıyor. Evet. Bunu çözmesi gereken bir teknik adam. Hani Jesus da Fenerbahçe'nin birçok defosunu tamir etmeye çalıştı ve birçoğunu da tamir etti. Şu an işte belki stoperdeki bek, stoper, kenar stoper uyumunu konuşabiliriz. Mesela bir iki ufak tefek şey konuşabiliriz Fenerbahçe'de. Çok büyük göze batan şeyler konuşamayız. Valerian İsmail'in tamir etmesi gereken daha fazla şey var Jesus'a göre. Bunlardan birisi belki kaleci performansı ki bir numara zaten bir numara performansı. Savunma hattında pozisyon vermiyor. Beşiktaş ligin en az pozisyon veren takımı muhtemelen gol beklentisi itibariyle. Evet. Ama çok gol yiyor. Ters orantılı. Ters orantılı bir şekilde çok gol yiyor. Aslında iyi bir savunma yapıyor. Burada kaleci problemi... Galatasaray'da çok girip az atıyor mesela. Kaleci probleminin dışında bir de yedek kulübesinden oyuna soktuğu isimlerle çıkardığı oyuncular arasındaki o düşüşü çözmesi gerekiyor. Jesus'un elindeki malzeme yok ki adamda yani. Tabii o ayrı ama şimdi sonuç itibariyle hep şunu yaşadık. 3-0, 2-0 gitti. O 60'a mesela 60. dakikalara ama 60-80 arası rakiplerin iyi oynadı çok. Karagümrük de keza öyle. Ama şunu gördük. Öyle. Bu 7 hafta milli ara sonrası neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
Ama bu 7 haftalık performansa baktığımda en iyi oyunu Beşiktaş oynadı. Yani bize gösterdi. Totali söylemiyorum. Yani en iyi oyun, en iyi performans anlamında bir maçta görebileceğimiz en iyi sahneleri, pozisyonları biz Beşiktaş maçında izledik. Sonra dedik ki Allah Allah, yani ne oluyoruz falan dedik. Sonra birden böyle Beşiktaş garip işler oldu. Ersin olayı falan patlayınca böyle Beşiktaş da kendi ayağına sıktı. Hakem tartışmaları. Hakem olayı var. Josep de Souza. İlk 45'ler Beşiktaş'ı şampiyon yapar. İlk 45'ler Beşiktaş'ı ligin lideri yapan bölümler. İkinci 45'in 60'tan sonraki bölümleri ise Beşiktaş'ı 4. sıraya iten bölümler aslında. Oynamayanlar denklemin ya neresinde? Şu da var. Oynamayanlar acaba... İsmail'in hamleleri mi buna hamleler sebep mi problem? Oldu? Yoksa oyuncuların... Mutsuzluklarının sahaya yansıması mı durum? Ama o zaman ilk 45'i yok. Oynamayan oyuncular için mi? Oynamayanlar, oyuna sonradan girenleri söylüyorum. Ya mutsuzluk değil mi? Şöyle biraz kadronun genişliğiyle de bakabiliriz. O da evet, evet. Çünkü neden? Şimdi Josep de Souza uzun bir süre sakattı. Sakatlığından döndü, Ankara Gücü maçında oynadı ilk. Şimdi Josef'ten yararlanamadığınız bir bölüm var, uzun bir periyot. Raşit Gezal, Beşiktaş'ın hani Ming taşlarından bir tanesi. Atiba çıkmış ya, Atiba'ya şimdi, alışmışsın. Bir tabii Atiba var. Ayrı. Şimdi Raşit Gezal 2 hafta oynuyor, ikinci haftadan itibaren Gezal yok. Gezal bu takımın %50'siydi. Şimdi şöyle yapmanız gerek değil mi? Muleka evet iyi oynuyor diyoruz, skor katkısı anlamında. Ama mesela Muleka'nın iyi oynamadığı anlar olur. Oldu. Bir sonraki maçta oynatmak istemezseniz kim oynatacak diye bakarsınız. Raşit Gezal'ım sakat dersiniz. Mesela Trabzonspor da benzer sıkıntıları yaşayan takımlardan bir tanesi. Evet, eksikleri biraz... Eksikleri kritik eksikler. Evet, kesinlikle Beşiktaş. Kritik eksikler. Ben bunlar... Jesus'la alakalı bak bir şey sorun da onu unutmak istemiyorum. Sen tamamla istersen onu ben sonra hatırlatacağım. Şimdi Deli Ali geldi, Sivasspor maçında oynadı. Bir sonraki maçta gol attı. Ritmini bulacaktı belki de. 2 maç üst üste oynadı. Ankara Gücü maçında golünü attı. Belki ritmini yakalayacaktı derken sakatlık yaşadı. Şimdi 2 maç oynamadı. Valerian İsmail bunların da sıkıntılarını yaşıyor. Ama ne olursa olsun Raşit Gezal varken de Redmond elinden kırık yaşadı. Bu oyuncu kadrosunun tamamı sağlıklı da olsa girenle çıkan arasında bir oyuncu değişikleri, tercihlerde problem yaşandığını zaman zaman görüyoruz. Ben şunu da eleştirmiştim mesela. Siz Alanyaspor maçında devre arasında 3-1 girerken oyunu tutması için, skoru koruması, savunma arkasına koşu yapsın, pozisyon bulsun diye Tyler Boyd oyunu attınız, öyle değil mi? Ve o maçta güvendiğiniz bir oyuncu olmuş oldu sizin. Ben güveniyorum ve oyuna sokuyorum dediniz oyunu tutması için. Ondan sonraki hafta Tyler Boyd kadro dışı kaldı. Kadroda değerlendi ve lisansı çıkmadı. Yok, bir maç. Alanyaspor ve Valerian İsmail'in en çok eleştirildiği maç, öyle değil mi? Evet. Burada bazı oyuncularla ilgili beklentiler ve geri dönüşler ışığında ama aynı şey alalım. Wellington da bunlardan bir tanesi. Karabaç'ı da Buruma'yı ona bakarsan transfer etti. Sonra lisans çıkarmadı. Ya da ne bileyim Lemos oynattı. Sonra lisans çıkarmadı. Wellington da yani. Bunlardan bir tanesi. Güvendiği isimlerden bir tanesi. Ama İstanbulspor maçındaki performansı facia diye nitelendiriyorum ben. Bir stoperin bu kadar pas hatası yaptığını ben görmedim daha önce. Stoperler... Böyle net olmayınca takımlarda, çok sık değişince, değişmek zorunda kalınca hep bir fire veriyor sanki. İyi performansı olanın da performansı düşüyor. Ama benim Wellington saçmaladığı anlar oldu, doğru. Ama Wellington genel olarak benim beğendiğim stoperlerden ama işte dedim ya bu sezon... Oynamıyor yani. Oynamamayla ilgili çok bir etkisi... ara başkan açıkladı, gidecek falan dedi. Gitmek istiyordu galiba. Transferinde Valerian İsmail'i göndermek istemediği bir oyuncu oldu. Mesela ben topla ilişkisi fena değildir Wellington'un. Artı agresif bir oyuncudur, kötü bir oyuncu değildir ama... yani Beşiktaş'ta problem... Tabii ki o stoper tandeminin değişmesi başlı başına bir problem. Ama onun yanında zaten öndeki oyuncu değişiyor, sağdaki oyuncu değişiyor, soldaki değişiyor. Yani özellikle orta sahada bu kurgunun bir türlü oturmaması. Dediği gibi Souza'nın inişli çıkışlı grafiği, cezası, şusu, busu hepsi etkiledi. Ben Jesus'la ilgili şimdi o gün konuşurken aklıma geldi. Sen Melike dedin ya, Jesus, evet sen mesela övüyorsun. Bak hakikaten şöyle bir şey yapacağım Melike. Ben şu an Jorge Jesus'un Barcelona'nın başında olsa yadırgamam ve yakıştığını düşünüyorum. Mesela Barcelona'nın teknik direktörü ve
genel olarak niye Barcelona dedim? Hani öyle tesadüfen söylemedim. Genelde hani o ekole, o kültüre çok uzak birisi değil aslında baktığım vakit. Barcelona'nın böyle saçma sapan bazı teknik direktör tercihleri olmuş. Hep beni bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şimdi Xavi yine iyi kötü götürüyor. İyi yani Xavi toparladı. Ama bir Jorge Jesus mesela teknik direktör olsa daha fazla ilgi odağı olur. Mesela Barcelona'da ya da ne bileyim böyle top major birlikte üst düzey bir takımda. Ya bir karizması var adamın şimdi. Yani bunu kimse inkar etmesin. Oynadığı futbol, oynattığı futbol sistemde şuydu buydu bunlar zaten şey değil. Bir gelişim gösteriyor. Ama yani bu iş biraz da şov işi. Hakikaten de Jorge Jesus'un kariyerinin ben biraz bunun çok üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ondaki potansiyel ya da bir futbol adamı olarak tamam kötü takımlar işte Portekiz dediğimiz büyük bir ülke. Orada o ekol takımlarda, büyük takımlarda bir de Sam Sporting'den Benfica'da uzun yıllar hocalık yapmak. Flamengo'su zaten o başka. Yani o da Brezilya'nın köklü kulüplerinden bir tanesi. Ama Jorge Jesus'un CV'sinde bence Fenerbahçe de çok büyük kulüp bu anlamda. Ama ya bu adamın Barcelona'sının olması gerekirdi normal şartlarda. Bu karizma, bu işte ne bileyim hırs. Ya işin hem sistem, oyun vesaire saha içi var bir de saha dışı var. Yani sonuçta bu iş biraz da vitrindir. Şimdi vitrine baktığım vakit seni temsil eden adamın da vay be dedirtiyor ya diğerlerine. İzletiyor kendini. Yani büyük Jesus övgüsü. Herhalde daha uç bir şey olmadı. Nevzat abiden bir de Savaş Çorlu'dan o da Şerif diyor. Tabii tabii. Evet o da çok övüyor. Peki devam edeceğiz ama izleyicilerimizin bunlar, sorularıyla birlikte. Bunlar yaz tabii kışı görmedik. Bir ben kimim yapalım. Ondan sonra yine konuşacağız. Daha Galatasaray haberlerimiz de var. Orada bir Feghouli'nin şikayet konusu hakkında Nevzat'ın söyleyeceklerini de merak ediyorum. Gecenin ilk sorusu gelsin. Valensiyalı. Kariyerim boyunca sadece iki ülkede oynadım. Türkiye'de 4 kez kupa sevinci yaşadım. Antrenman biterdi Elver Bolic gol atmaya devam ederdi. Daum ve Pelkamp'la çalışmak büyük keyifti. İnönü'de kazanmak hiç kolay değildi. Hayim Revivo diyeceksin. Kariyerine neler neler sığdırmış bak. Hayır. Feldkamp'la çalışmadı. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Ya fal koştum falan değildir herhalde. Bak böyle Valencia falan filan yok şu an yani. Fal koştum falan değil herhalde değil mi? Kim? Fal koştum. Falco. Evet. Ne oldu? Doğru mu? Hızlı bildi. Tebrik ediyorum. Ben zaten yani o kadar şey yapamıyordum. Nereden geldi aklına? Pelkamp dönemi. Daum dönemi tamam da Pelkamp dönemi bende olmadığı için. Şaşırdım. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Ama Galatasaray'dan sormuşsunuz diyormuşum. Hadi bakalım. Ama bak bu Valencia falan çıkmadı yani. Evet evet. Belki bakayım doğru. Bilen var mı? Vallahi hiç bilen yok. Nevzat Dindar hem izleyiciyi hem bizi yendi. Hangi sezonlar arası? Hangi sezon? 94-95 işte. İşte o dönem. Ben yürümeye yeni başladım. 93-94. Nasıl? 93-94. 94. Yani benim yürümeye yeni başladığım dönemler. Evet benim de aynen. 3 yaş falan 2 yaş. Ben 1. Ne yapacağız yani bu sizin geçmişi bilemeyeceğiniz anlamına gelmiyor yani spor bir kültürdür o kursunu öğrenirsin yani. Peki tebrik ettik Nevzat Dindar'ı bir tane daha var ilerleyen dakikalarda ikinci ben kimim de gelecek ekrana şimdi ama bir kolay bir soru şu Feghouli'nin şikayet konusu çok önemli önce bir ayrıntılara bakalım FIFA'ya şikayet etti Galatasaray'ın eski futbolcusu eski kulübünü peki neden bir ayrıntılara bakalım. Feghouli'nin isteklerine göz atalım. Evet, bir de tabii kendi açıklamalarında şu benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten bunu söylemem lazım. Yani görünüşe bakılırsa diyor Galatasaray'ın yaptığı transferlere ekonomik bir sıkıntı yok. Şimdi eski futbolculardan Ryan Babel de bir röportaj verdi. O da röportajında hani beni gönderdiler, Mertens aldılar, benden yaşlı.
ve daha çok para kazanıyor diyor. Yani bu Galatasaray'ın yaptığı transfer eski futbolcuların gözüne epey bir batıyor anlaşılan. Batıyor. Onlar da zamanda insanların gözüne battılar. Yaptıkları, yapmadıkları ile tamam verdiklerinden Feghouli Galatasaray taraftarı pekala oynadı diyebileceği sezonlar olmuştu. 2-3 sezon. Şampiyonluk getirdiği bir sezon olmuştur ekstra performansıyla. Ama günün sonunda yakışık kalmadı. Yani Feghouli'ye yakışmadı. Baba ile ne yapsa yakışır mesela. Ben bunu gördüm. 3 senelik Babel goy goy dışında bir şey yapmadı. Bak hakikaten iyi goy goy yaptı. Onun dışında 3 sene boyunca Melike iyi maçları yok mu? Ya iyi maç olsa ne olur? O dönem Galatasaray iyi değil. Babel'den bahsediyoruz. Sonuçta Liverpool'u var, ne bileyim Beşiktaş'ı var, iyi takım. Ya Hollanda'da iyi takım var. Babel üst seviye bir oyuncuydu. Ama Galatasaray'da bu 3 senelik yaşı 32. Yani Mertens'ten de genç geldi bu arada. Çok da şey değil. Mertens'ten geç geldi. Genç geldi. Artı hiçbir şey yapamadı. Onun dönemde Galatasaray'ın başarısı yok. Babel'in benim hatırladığım hep böyle ne bileyim kripto para yok bilmem bir sürü böyle rapti şuydu buydu. Kendini saha içine yani yeterince belki de hani oynadığı takımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama performans olarak aldığım para denkleminde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Feghouli'ye baktığımızda da şimdi Feghouli o günün şartlarında, o günün kur ortamında bence yüksek, anormal bir rakam verilmemişti. Ama alacağı rakam belki yüksekti ama bonservis olarak normal, West Ham'a 4,5 falan. Çünkü orada menajerle yapılan pazarlıkta oyuncunun ücretinin yüksek tutulması kaydıyla menajer o parayı bonservisi düşük çıkartmıştı. Ama netice itibariyle yüksek para kazandı. Yaklaşık 5 milyon euro işte bonuslarla falan para kazandı. Bugün 1,5 milyon euro, 1,6 milyon euro için Galatasaray FIFA'ya, bu arada kulüple konuştum, kulübe giden bir şey yok. Yani Galatasaray kulübüne gitmiş bir yazı yok. Muhtemelen bu geliyorum, yani yaklaşmakta olan bir şey. Oyuncu da zaten doğruluyor yani evet, şu an paraların ödenmediğini söylüyor. Bu şu anki yönetimin problemi değil, eski yönetim ama yönetimlerde devamlılık esastır. Ödenmemiş zaten yani bu Feghouli duyduğunuz hiçbir şey. Bunun yanında binlerce şey var. Neyse yakında belki onlar da çıkar ama. Ödenecek ama sonuçta bu paralar yani. Öyle ya böyle para, mecbur yani. Bu para ödenecek zaten. Feghouli'nin FIFA'ya gitmesini gerektirecek acil bir durum yoktu. Ama şu var. Bak, ne demiş? Dursun Özbey'in şöyle bir tarzı vardır. Gecikmeden ötürü olan masraflar vesaire bunları da dahil etmiş. Dursun Özbey'in şöyle bir tarzı var. Bu çok güçlü bir yönetim var Galatasaray'da şu an. Erden Timur, Metin Öztürk'ü, Dikran Bey'i ekip olarak çok sağlam. Böyle oyuncuyla aman işte şey yapayım 3 kuruş 5 bunları yapmazlar. Zaten hemen parasını verirler. Yani orada bir sıkıntı olmaz. Galatasaray'ın sıkıntıya girebileceği bir durum yok. Artı bugün bu haberler çıkınca ben biraz kulüp tarafından da araştırdım. Yani sordum. Mali anlamda oyuncuları tıkır tıkır sistem işliyor. Galatasaray sadece oyuncuya mı para veriyor? Bunun bonservisleri var, rakip takımları var, o su var, bu su var. Şu an paralar ödeniyor. Doğru, Feghouli doğru duymuş. Paralar ödeniyor. Para var şu an. O olmayan dönemde biraz indirim yapsaydı. Kokuyu almış. Kokuyu aldın da sana yakışan hareket rahmetli Mustafa Cengiz. Bak rahmetliyle benim de ters düştüğüm birçok nokta oldu ama orada haklıymış. Affetmeyeceğim demişti. Haklıymış. Allah rahmet eylesin haklıymış yani bu konuda. Şimdi sen o gün o pandemi sürecinde indirim yaptın mı? Yapmadın. Şimdi de kalkıyorsun 1.6 milyon euro için Galatasaray tarihinde Feghouli bu parayı alırsın. Galatasaray'da kimsenin parası kalmadı. Hatta fazlasıyla aldılar da. Fazla götürenler de oldu. Ona bir şey demiyorum. Ama Feghouli'ye yakışan hareket güzel bir şekilde anılmak vardı. Sen şimdi Galatasaray'dan gidiyorsun. 32 yaşına bak kulüp bulamadın. Muhtemelen Fransa 2. 3. ligi bir yerde belki son bir emeklilik hayatı da yaşarsın. Belki Orta Doğu falan olursa o ayrı. Ama Galatasaray kapısı sana bir açık olmalıydı. Bu kapıyı kapatıyorsun. Yani bu kadar küçük nasıl düşünebiliyorsun? Ya para gözsen tamam para göz ol. Herkes parasını alsın. Biz zaten oyuncu haksızdır demiyorum. Oyuncu parasını alsın. Yani burada Feghouli haksızdır değil. Sıkıntı senin bu konuyu FIFA'ya taşıman. Yarın Galatasaray'la sen belki bir hoca olarak ne bileyim menajer olarak Galatasaray'la masaya oturacaktın. Burası senin eski kulübün. 5 seneni verdin. Ya o kadar yanlış yönetiliyor ki kariyeri. Feghouli bunun farkında değil. Birisi buna ona söylesin bak A Spor'u da zaman zaman izliyor. Hemen yorum yazıyor. Bilmem ne yapıyor. Bak bu yayını da izliyorsan. İzliyor mu? İzliyordur.
İzliyordur. Çünkü direkt cevap yazıyor. Direkt onunla ilgili hemen sosyal medyadan bir şey paylaşıyor. Ya da onun danışmanı vesaire kimse hemen anında yetiştiriyor. Yani bu konuda Fegoli, akıl hocan kimse seni yanlış yönlendiriyor. Sen Galatasaray'da güzel anılmayı hak eden birisin. Çünkü Galatasaray'a çok önemli hizmetlerin oldu. Ben senin son iki seneni hatırlamıyorum. Ben senin yaptığın güzel şeyleri hatırlıyorum. Güzel şeyler yaptın çünkü. Şampiyonluk getirdin, güzel goller attın. Parayı kazandın. Babel gibi en azından hiçbir şey yapmadı. Babel hiçbir şey yapmadı. Sen en azından bir şeyler yaptın. Ortada bir ürün var. Fegüli'ye sesleniş bu. Yanlış yönetim. Yani kariyer anlamında 32 yaşındaki bir oyuncu. Fegüli'ye yakıştıramadım ya. Yani bunu Babel yapar. Babel'in karakterine uygun bir hareket ama sana uygun değil. O güne geçmeden izleyicilerimizin yorumlarını da bir okuyalım. Hı-hı. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Selman Bey demiş ki biz taraftar olarak duygusal bakıyoruz ama ortada profesyonel bir anlaşma var ve o anlaşmanın maddelerine göre mecburiyetler var demiş. Bunu Fegüli için söylüyor. Babel ise haklı değil. Eğer Mertens ile ölçümlenecekse Eyüpspor'a düşmezdi. Üst düzey bir takımda yer bulurdu demiş. Düşmezdi derken alt lig olduğu için. Ha, Eyüpspor bu arada büyük kulüptür. Büyük kulüp. Yani Eyüpspor o herhalde alt lig diye düşmez demek istedim. Yani orada bir şey var. O insanlar öyle tepki gösteriyorlar. Babel'in bunun açıklamalarında. O gün çok kısa Babel'le ilgili bir şey söyleyeyim. Babel maalesef 14 milyon euroya hak edecek hiçbir oyun sergilemedi. Bugün Galatasaray'da Allah korusun seçim olmasaydı, bu yönetim gelmeseydi muhtemelen şu an Galatasaray'ın hocası Torrent'ti. Babel'le de bir artı bir senelik kontrat yapılmıştı. Galatasaray bakın direkten dönmüş. Yani tarihi bir sene geçirdik. Bunun ne anlama geldiğini, bunun Galatasaray tarihindeki önemini önümüzdeki günlerde zaten bunları bütün çıplaklığıyla anlatılacak ve ortaya çıkacak. Yani ne kadar kritik bir süreçten geçti. Galatasaray o süreci, biz o gün için belki birçok insan bunu istikrarsızlık olarak yorumluyordu. Sürekli seçimdi, mahkemeydi, şuydu buydu ama o değişim olmasaydı bugün Galatasaray'ın teknik direktörü Torrent'ti. Babel bir artı bir senelik kontratı vardı. Orta sahadaki isimleri saymıyorum bile. O noktadan bugün Mertens, Icardi'ye, Mata'ya falan Yusuf Demir'e evrilmiş bir Galatasaray var. Galatasaray'da açık söylüyorum bu Babel'in özellikle Mertens kıyaslaması, Mertens'ten 3 yaş erken genç gelip hiçbir şey veremeden gitti. Mertens 35'inde geldi belki ama onu Juventus istiyordu. Ve şu an Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek. Sen neredesin? Önce Fegüli'ye sonra Babel'e sesleniş evet, oldu. Evet Fegüli. Buyurunuz. Yok Fegüli'ye ben şey Fegüli. Yapmadım. Ağır gönderme yapmadım. Haklı ama gerek yok. Yani o aranızda halledersiniz. Kariyeri yanlış yönetiliyor dedin. O gün ne söyleyecek merak ediyorum. Şöyle Ryan Babel buraya gelirken defalarca en azından hani Galatasaray'ı takip edenler dışında ya da Galatasaray'ı taraftarlar dışında olan herkes aşağı yukarı Babel bu rakamlara, bu maliyetlere transfer edilmemesi gereken bir oyuncu diye birçoğumuz söylemişizdir. Sen çok daha iyi bilirsin. Aynı Galatasaray'a geleceği ücreti Beşiktaş'a gelmek istiyor ancak Beşiktaş o rakamı kabul etmiyor. Zaten o yüzden Galatasaray'a gidiyor. Çünkü Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde hani sağ içi evet Beşiktaş'ta çok iyi dönemleri oldu. Hatta tabii belki o Avrupa Ligi dönemleri. En iyi dönemi Beşiktaş'ta en olmuştur. En iyi dönemi Beşiktaş. Ama o sonda zaten süreç belki farklı ilerledi de Beşiktaş istemedi mesela. Bu Babel iyiydi, gitti geldi. Niye istemiyor Beşiktaş? Da bir sorulması gereken soruydu. Çünkü vurdum duymazlığı her zaman vardı. Galatasaray'da ilk kez olan bir şey değildi ki. Sağ dışı konularıyla anılması, odak noktasının sağda olması. Galatasaray'da zaten ne katabilirdi? Galatasaray'ın oyun temposunu düşürmekten bir yani bazı maçlarda evet Babel'in çözdüğü birkaç maç olmuştu Galatasaray kariyerinde ama birkaç maç Babel birkaç maçlık maliyetli oyuncu değildi. Zaten o yanlış bir transferdi. Yanlış bir transferin ceremelerini çekti Galatasaray. Bugün Mertens eleştirisini ise yani Mertens üzerinden yaptığı eleştiriyi ise çok anlamsız buluyorum. Neden? Mertens'le bir kez aynı mevkide oynamıyorlardı.
belki Torrent yaş olarak orada kıyaslıyor. Evet, evet, yaş olarak. Benim yaş olarak benim yerime Mertens aldı. Gençleşme dediler. Ya benim yerime demiyor. Hani diyor ki beni gönderdiler. Ya genç, yaşım yok, geçmiş. Yok, aslında babanın yerine Raşisa'yı transfer ettiler. O zaman böyle bakmak gerekiyor. 26 yaşında bir oyuncu transfer ettiler. Evet. Yusuf Demir'i transfer ettiler. Bu arada yeni aldım Mertens Dünya Kupası'na gidiyor. Hayır. Bir de mevki itibariyle Babel'in oynadığı benim o yerime başka bir şey. Genç olması daha önemli. Benim yerime başka bir şey. Mertens çekiyorsa seni Juventus istiyordu ya şeyi. Ya hayır, Juventus istemesine geçtik. Mertens tarzı oyuncularda yaş o kadar sezonu söz dışında, konusu olmaz. Son sezonu 15 maç falan oynadı Napoli'de. Ama son sezonuna kadar performans veren bir oyuncuydu, evet. Ki son sezonunda süresiyle ilişkili olarak fena maçları yoktu. Ama tabii eski Mertens değildi. Bu ayrı bir konu. Verilen rakam konuşulur. O ayrı tartışılır. Mertens'e bu rakamlar fazla mıydı acaba? 35 yaşında. Hani bir risk mi satın alındı? Galatasaray risk satın aldı. Mış olabilir ama bir sezon öncesine kadar iyi bir oyuncu olan Mertens de bu riski satın alıyor. Bir de şöyle bir şey, benim yerime ifadesi şey değil. Senin yerin Mertens'in yeri değil bir kez. Senin yerine Raşisa'yı transfer etti Galatasaray. 26 yaşında Bundesliga'da oynadı. İşte İngiltere'ye gitti vesaire. Öyle bir oyuncu transfer etti. Ya da Yusuf Demir'i belki sayarız. Herhalde Galatasaray'da son döneminde santrafor'da, forvet'te oynatıldığı maçlar vardı. Kendisini bir anda forvet oyuncusu zannetti. Yaş üzerinden evet Mertens'in maliyetini ayrıca konuşabiliriz. Bu farklı bir konu. Ama anlamsız. Yani sonuç itibariyle... Peki, o da değil. Galatasaray'ın hayır, yarın öbür gün yönetim rakip tarzında olabilir. Eleştirdi. Bak sen söyle. Bu arada şu var. Ben Galatasaray'da birçok yabancı oyuncu gördüm. Bu Feghouli'yi şey yapmıyor. Feghouli parasını isteyecek. Yani belli ki takım da bulamadı, emekli olacak. Alsın, ne yapıyorsa yapsın. Yani hak ediyor. Ama Babel'le ilgili şöyle bir şey diyeceğim Melike. Ben Galatasaray'da ayrılan yabancı oyuncuların tamamına yakını hep güzel ayrıldı. Gidip sağda solda arkada konuşmadı, hiç çevirmedi. Babel tam karakterine uygun bir davranış içerisinde. Tamamen goy goy için 3 senesine heba etti Galatasaray'ın. Sadece kendisi değil, çevresini de bozdu. Ve iyi örnek olamadı maalesef. Bugün Galatasaray'dan ayrılan Drogba gelip bu kulüpte güzel anılar ya da ne bileyim Fatih Hoca ile görüşebiliyor. Ya da ne bileyim Melo Brezilyalardan Galatasaray ile ilgili bir şey olduğunda bir paylaşım yapıyor. Snyder yapıyor. Kivil çıkıp konuşuyor. Hacı Popescu'nun aidiyeti. Ben Galatasaray'ın ayrılan yabancı oyuncular hep güzel ayrıldılar. Daha dur ya, daha şey olmadı ya, bir daha yeni bismillah, daha takım değil mi, yeni bir başlangıç aşamasında. Aynen, devam edeyim şeyde. Sen orada yüklenmeye başlıyorsun ama böyle bir şey söylüyorsun. Şimdi şu da var, yarın öbür gün Galatasaray rakibi olabilir bu arada. Eyüpspor'la belki Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Evet, olabilir. Karşısında Mertens'i görünce ya ayıp ettim demeyecek mi diyeceğim de hiç öyle kafalarda olan bir oyuncu değil. Hiç düşünmeden iyi demişim falan der, böyle yüzüne bakar sırıtır hatta. Ya Babel zaten bilinen bir oyuncuydu. Bunu söylüyorum. Yani ya Galatasaray 12 milyon euro verdin. Onu diyorum ya, niye verdi Galatasaray mesela? O zaman sorgulanması gerekiyordu aslında. Ben bu arada eski performanslarına ben Galatasaray taraftarından, evet, kamuoyundan özür diliyorum şundan dolayı. Ben de o gün için yani transferde bazen işte takip ediyorsunuz, yorumluyorsunuz. O günkü şartlarda ben bunu bir fırsat transferi olarak kendimde dışarıdan yorumlamıştım. Ama gel gör ki performansı gördük, yaşadık ki ben çok farklı haberler de yaptım bu arada. Biraz da özel hayatı içeren haberler. Sonra mahkeme dedi, dava dedi. Hiç yazımızı da gelmedi. Kimse de mahkemeye vermedi bizi. Ha, senin zaten bir şeyin var yani, husumetin var. Onun vardı. Ben diyorum bana bir tebligat gelmesi lazım normalde. Oyuncu değil mi? Yani seni dava edeceğim diye bir şey yapıyorsa o haber unutulmaz herhalde. Gelmedi. Kaç yıl oldu? Gelmedi bir şey. Niye, gelsin mi istiyorsun? Tamam, zaman aşımına uğradı. Hatırlatma. Hadi bakalım. Şimdi Feghouli ile ilgili de şöyle bir durum var. Feghouli ile geçtiğimiz sezon hatırlayın. Birkaç maç iyi oynadığı bir dönem oldu ve evet, sözleşme uzatılacak. Zaten sözleşme dönemleri genelde Feghouli'nin iyi oynadığı. Nezat abiye tekrar hatırlatacağım. Ben dedim ki Feghouli'nin yani ben Feghouli'nin sezonda 15 maçta, 20 maçta yararlanabilirsiniz. Son 2 senesi yok ya. Son 2 senesi yok. Hayır. Geçtiğimiz sezon şimdi bunu konuşuyorduk. Sözleşme yenilenmeli. Evet. Dedim ki 40
50 maçlık bir sezon içerisinde Fegüli 20 maçta forma giyecek de bunların 2-3 tanesini kazandıracak diye ben Fegüli'ye sözleşme vermem, yenilenmemesi gerektiğini düşünüyordum. Farklı görüşler olmuştu. Bugün şimdi karakteri üzerinden mesela yorum yapmaya geldi. Performansı oysa zaten bize Fegüli'nin bu takımda devam etmemesi gerektiğini gösteriyordu. Ama yönetim değişti işte. Yönetim değişmeseydi mesela bugün Fegüli Galatasaray'ın oyuncusu olsaydı bu kabullenilecek miydi? Ben yine de bir karakter olarak Fegüli ile Babel asla aynı kefeye koymam. Fegüli Fegüli'nin iyi hizmetleri var. Ona... Son iki sene ya fizik olarak bu bilemiyoruz yani. Bazıları erken çökerler. Ben birkaç örnek verebilirim. Şimdi şey yapmayalım. Ya bir anda çöker. Fegüli'de de ben onu gördüm. Bir anda çöktü yani. İşte evet. Fiziksel olarak da çöktü. Mental olarak da çöktü. 32 yaşında sanki abi futbolla falan ilişkisi kesilecek. Yani ama hani birebir ikisi bugünün konusu olduğu için konuşuyoruz. Fegüli'ye ben bu anlamda parasını hak ediyor. Parasını alacak ama Galatasaray'a belki bir hoca olarak dönerdin. Bu işlere girmez. O yolu kapattı mı diyorsun artık? Yani genelde ama bazen birliktelik de olabiliyor. Peki. Sonuç itibariyle bunu ilk kez Galatasaray yaşamıyor. Birçok kulüp yaşadı. Fenerbahçe Max Kruse ile yaşadı. Beşiktaş Karius da yaşadı mesela. Bu tarz sorunlar yaşadı. Herkes artık profesyonel bakıyor. Sözleşmemde ne varsa alırım giderim diyor. Açıklamayı da yaptığı zaten hani Dursun Özbek'le konuştuğunu da ifade ediyor. Çözüm bulamadığını. Ama tabii orada hani Galatasaray'ın parası var demek ki bu kadar transfer ettim. Benim parayı ödesinler şeyi. O aceleci tavır biraz muhtemelen rahatsız Galatasaray taraftan rahatsız etmiştir ama öyle ya da bu böyle bu paralar verilecek. Şey değil ama neden hakkını alıyorsun, neden indirim yapmıyorsun? Hiçbir futbolcuya denilemez. Galatasaray taraftan takımın oyuncusu ki, olsa belki istenir bu ama şu an öyle bir durum söz konusu. Şöyle bir şey. Yani Fegüli'yi çünkü bazen biz linç kültürü var maalesef bizde. Açıp sosyal medyada şu an Fegüli'yi linç edecek bir durum yok. Adam haklı. Yani bu başka bir şey. Olması gereken başka bir şey. Yani Fegüli bu konuda haklı. Fegüli'ye kalkıp sosyal medyadan linç edecek bir durum yok. Peki. Şimdi artık Adana Demirspor maçına geçiş yapalım. Galatasaray yine bir liderle oynayacak. Milli ara dönüşü. Birazdan tekrar derbiye de geçeceğim. Yine sorularınızı son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Konuşacağız yeni haftayı ve yeni haftanın maçlarını. Bu maç da çok keyifli olacak diye düşünüyorum ben. Adana Demirspor milli araya lider girdi. Milli ara sonrası haftadan da lider çıkmak isteyecektir. Nevzat Dindar, ne olur maç? Valla bir kere lig başlasın da en çok isteyen herhalde milli takım şeydir. Aman bir şu gündemden bir uzaklaşalım. Tekrar lig ortamına dönelim. Evet. Güzel maç ama. Vallahi çok şey vaat ediyor Adana Demir. Size her an mahcup edebilecek bir takım. İyi bir takım çünkü. Ben Galatasaray için zorlu bir fikstür başlangıcı söz konusu. Buna rağmen Okan Hoca iyi bir noktaya getirdi ve hep üzerine koyarak gidiyor. Açık konuşmak gerekirse her sonucu açık bir karşılaşma. Yani Galatasaray'ın nasıl kazanması olası ise Adana Demirspor'un kazanması sürpriz olmayacak. Bu hafta böyle yani milli arada bir gittik bir geldik maç mı var falan filan tartışmalar kums muns derken Hamit Altıntop geldik bu hafta güzel maçlar var. İşte Galatasaray, Adana Demir deplasmanı, derbi maç vesaire. Yani Galatasaray'ın bir kere şu an form olarak kabul edelim Fenerbahçe ile aynı durumda değil. Ya da Beşiktaş'ın belli seviyelerde oynadığı oyunu Galatasaray oynayamıyor. Kabul edelim. Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirdi. Ama Okan Buruk'la beraber şunu hatırlamaya başladık. Tabii bu biraz da güçlü başkan, güçlerden Timur sayesinde oldu. Siz psikolojik olarak üstünlüğü bir kere yaz döneminde aldınız elinize. Transferleri yaptınız, ben geliyorum dediniz. Ne oldu daha sonra? 10 kişiyle Galatasaray Gaziantep'i yenebiliyor. Ya da Konya gibi Konya kazanabileceği maçı Galatasaray o iyi durumda değilken bile kazanabiliyor Galatasaray. Şimdi kazanma alışkanlığını tekrar buraya getirmek başarıdır. Okan Hoca bunu sağladı. Ve fikstür kolay bir fikstür değil. Hep rakipleri iyiydi. Adana Demir bana şunu vaat ediyor. Adana Demir iyi takım bir kere. Hücum anlamında izleyenlere keyif verir. Adana Demir son sıradaki takımla da oynasa izlersin. Lig lideriyle izlerse zaten böyle şey. Lig lideriyle oynarsa zaten
reytingi yüksek olur. Haftanın böyle en gollü ya böyle hikayesi olan maçlarından bir tanesi olur. İşte Trabzon maçı vesaire, Fenerbahçe maçı 4-2 kaybetti ama maç dönebilirdi, kırmızı kart vesaire. İyi maçtı mesela. Hep güzel maçları vaat ediyor. Galatasaray oyuncu grubu da bir test maçı olacak. Yani böyle güzel oynamaya çalışan bir takıma karşı estetik oyuncuların fazla olduğu Galatasaray'ın test maçı bana göre. O yüzden hani maç oynanmadan hakikaten tahmin yapmak zor. Adana Demir çünkü alıp maçı götürebilir farklı bir şekilde. Burada bir direnç göstermek lazım Galatasaray açısından. Diğer tarafta Galatasaray'ın da kaliteli ayakları var. Mata mesela iyi durumda. Keza mesela ben bu maçta Mata'yı biraz da işte İstanbulspor maçında 10 numarada gayet iyi oynadı. Öyle müthiş bir başlangıç. Burada Icardi hazır değilken ki bugün de ekstra izin yapmış Milano'da. Yarın gelecek antrenmana, artık bugün gelip antrenmana çıkacak. Şimdi Icardi İstanbulspor maçında göster fiziksel olarak hazır değil. Acaba evet, İstanbulspor maçında biraz hani konuşalım. Aynen. Mertens'i biraz daha o Napoli'de sahte 9'da gol rekoru kırdığı pozisyona çekip arkasında Mata'yı oynatmak doğru olabilir. Ben bu maç için bir daha söyler misin? Ya bu maç Galatasaray'da çünkü Mertens'in forvet arkasında 10 numarada olmuyor. Yani esas pozisyonu forvet gibi oynatsın diyorsun. Mertens'in, arkasında da Mata olmuş. Aynen öyle. Icardi kulübede. Çünkü Icardi şu an tam hazır değil. Icardi'yi bir hamle oyuncusu yapmak. Şu an hocanın aklındaki ilk plan bu. Ama diğer plan da şu. Güçlü bir orta saha. Güçlü orta saha içinde Micho iyi durumda. İstanbulspor evet. maçında da bu gözüktü. Micho Torreira yapıp önlerine 10 numara pozisyonuna Oliveira'yı koyup ileride Mertens'i oynatmak. Mata ve Icardi hamle oyuncusu yapmak. Çünkü Mata tamam İstanbulspor maçı iyi ama hani fiziksel olarak şu an takımın gerisinde. Ama dediğim gibi maçı şu an hakikaten ben kafamda oynayamadım. Kafanda bir 11 oluşturmakta zorlanıyorsun. Yok, 11'de zorlanmıyorum. Maçı oynamakta zorlanıyorum. Çünkü Adana Demir ilginç bir takım. Yani şey yapamazsın. Adana Demir'e bir şablonla hareket edemezsin. Yani evet. iyi silahları var. O yüzden zor bir maç. O gün? Adana Demir Spor'un birçok öne çıktığı alan var. Kendisini lider konuma getiren performans çok yükselen oyuncuları var ve kulübesi de zengin bir takım. Bugün kulübesine bakın. Zuba, Asan Bolonga, Akintola gibi oyuna, hücumda fark yaratabilecek oyuncular atabilir. Adana İstanbul'e orta sahada mesela Gökhan İnder'in belki 60-70'inde. Gulbransan da bazen hamle oyuncusu oluyor. Gulbransan'ı transfer ettiler sonra. Son Antalya Spor maçına santraforsuz çıkmıştı. Emre Akbaba ileri uçta oynamıştı ama ben bu maçta değişeceğini düşünüyorum. Gulbransan'ı ya da Asun Bolongo'yu vesaire orada oynatabilir. Adana Demirspor'un bekleri mesela çok iyi. Svensson, Rodriguez. Bekleri çok iyi olan bir takım. Önde yakalandığınızda çok rahatlıkla kanatlardan sizi ekarte edebilecek, sahayı çok çabuk, hızlı bir şekilde kat edebilecek oyuncuları var. Onyekuru, Yusuf Sarı gibi. Yusuf Sarı da çok hızlı, hareketli ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyunculardan bir tanesi. Belki Trabzonspor'da istenen çıkışı yakalayamadı ama Adana Demirspor'da evet. izliyorum maçlarını. İstikrar yok ama. Fena bir performans sergilemiyor. Antalya maçında iyiydi. Onyekuru gibi bir tehlikesi var ve Belhanda gibi eski Galatasaraylılar. Yeniden doğan bir oyuncusu var. 4 golü var bu sezon. Ndiaye de iyi adapte oldu. Emre Akbaba, 4 Galatasaraylı var. Evet. Şimdi Adana Demirspor'un iyi yanları var ama hep pozitif futbol oynamaya çalıştığı için savunmada da zaman zaman hatta birçok zaman pozisyon verebiliyor rahatlıkla. Ertaç iyi bir performans sergiledi Ertaç Özbir ve Adana Demirspor'un takım savunmasındaki bazı anlarda yaşadığı aksaklıkları kaleci performansı giderdi mesela. Galatasaray'ın bu anlarda faydalanabileceği oyuncu kim olacak? Icardi mi? Mertens mi? Icardi'li oynayacak. Adana Demir'de yalnız şey cezalı. Rakitski. Rakitski cezalı. Evet. En iyi yani savunmanın en iyi oyuncusu. Rakitski cezalı. Şimdi o yok. Şimdi zayıf halka yani Adana Demir'in o savunmanın merkezi yani tamam Samet var galiba. Samet var. Samet'i beğeniyorum ben. Rakitski belki ararlar yani onun yokluğu hissedilebilir.
Biraz ya, ön taraf ve orta sahası çok iyi Adana Demir'in ama savunmayı kestiremiyorsunuz. Yani orada özellikle savunmanın merkezi ve kale biraz daha Galatasaray'ın orada avantaja çevirebileceği isimler olabilir gibi. Şöyle biraz NDI'nin performansına bakan takım savunması var. NDI'nin ön alan presinde rakibi bozduğu anlarda Adana Demirspor zaten çok rahat. Ama orada bir geçiş yediklerinde bazen stoperle ön libero hattında Gökhan'ler oluyor. O arayı rakipler değerlendirebiliyor ama Adana Demirspor'un artıları çok fazla. Taraftarı var bir kere. Artıları çok fazla. İyi futbol oynuyorlar. Hücumda çok etkililer. Bugün Galatasaray'a yani Galatasaray'a karşı 3 gollü 4 gollü galibiyet de alabilir ki. Çünkü bunu Trabzonspor'a karşı aldı 3-2 evet. Evinde. Evinde bu sezon hiç puan kaybı yaşamadı. Taraftarın gücünü de arkasına alacak. Hani öne çıkan biri favori varsa bu maçta benim nezdimde Adana Demirspor daha hazır olduğu için, daha iyi futbol oynadığı için, şu ana kadar oturmuş bir düzeni var Montella'nın da çünkü. Okan Buruk yeni bir kadroyla yeni bir düzen oturtmaya çalışıyor ki kendisi de yeni çünkü bu takımın başında. Adana Demirspor bir adım Galatasaray'ın önünde. Peki şimdi haftada bir diğer takım bu arada Trabzonspor'da Kayserispor'la oynayacak. Maçı da konuşuruz ama Trabzonspor'da Tronsen'in sözleşmesi feshedildi. Bir haberimizi izleyelim önce. Evet, Tronsen biraz Trabzonspor'un talihsiz transferlerinden diyebiliriz. Trabzonspor adına da oyuncu adına da geldiği gibi sakatlanmıştı zaten. Hani çok zaten oyuncunun o %100 performansını hiçbir zaman göremedi Trabzonspor. Oynadığı, iyileştikten sonra oynadığı dönemde de göremedi. Çünkü o sakatlık ciddi bir sakatlık. Dönüşü çok uzun sürmüştü. O açıdan bir nasıl derler onu? Hayal kırıklığı ama oyuncunun da yapabileceği İstemeden bir şey yok. İstemeden olan bir hayal kırıklığı evet. Diyebiliriz. Tronsen transfer olduğunda orta sağ oynayacak gibi düşünüldü. Sol iç gibi. Aynı zamanda sol bek oynuyor dedik. Çünkü evet. Eski takımında bunu yapıyordu. Ama sol iç olarak bir transferdi aslında. Çapraz bağ sakatlığı yaşamak öyle çok kolay geri dönüşü olan sakatlıklar değil bunlar. Ve iyileştikten sonra da dikkat ederseniz yine sık evet. Sakatlık yaşamaya başladı ki en büyük sorun da burada zaten. Futbolcuların en korktuğu sakatlıkların başına gelmesinin nedeni bu. Çok bozuluyor bütün tekrar kariyer. Edebiliyor. Başka sakatlıklara sebebiyet veriyor. Ben daha önce anlatmıştım mesela Dorukhan Toköz'ün hatırlayın Beşiktaş'ta oynarken Alanyaspor maçında bir dizinden sakatlık yaşamıştı. Kıkırdağından yani. Hastanede ziyarete gittim. Ben çok korktum çapraz i̇yi bağım döndü demişti. Ama Dorukhan vallahi helal olsun maşallah iyi döndü. Çapraz bağım diye çok korktum demişti. Ne yazık ki onun da mesela başına çapraz bağ sakatlığı geldi daha sonrasında. En çok korktuğu şeydi. Diz sakatlığı yaşayan bir oyuncu olarak. Hani performans alınabilir miydi? Aslında hani ilk geldiğinde oynadığı bazı maçlarda böyle sanki Trabzonspor'un teknik kapasitesi yüksek bir sol iç oyuncusu transfer etti. Olabilir şeyi vardı ama çok erken safhada sakatlıktı. Yapacak da bir şey yoktu. Sözleşmesi var. Bu gibi durumları ne yazık ki gözetemiyoruz. Kulüpler olarak da şey yapamayız. Yani önüne geçebileceğimiz noktalar olmuyor. Sol bek performansını bazı maçlarda izlemiştik. İdare etti ama Trabzonspor'un uzun süredir bir sol bek problemi vardı. Evet. Çok iyi sol bek. Hani Nova'nın iyi performansları vardı mesela. İyi hatırlandı ama hep hücumda hatırladık. Savunmada mesela Novak hep eleştirilirdi. Sonra Puaç'ı transfer etti Trabzonspor. Yine verim alamadı. Şimdi Eren Elmalı var. Trabzonspor'un sol bek transferlerinden böyle dilinin yandığı bir dönem oldu. Şu an ama sanki doğru ismi buldu gibi orası için. Yani Eren Trabzonspor performansı için milli takımı ayrı tutuyorum. Hani orada evet. Eren dahil neredeyse hepsi çok kötü oynadı. Ama kendi yani Trabzonspor'da oynadığı maçlarda ben iyi bir Eren Elmalı performansı izliyorum. Şunu çok sık yapıyor. Çizgiye basmıyor sadece. Çizgide kalmıyor. İçeri çok giriyor mesela. Bazen önündeki oyuncu yani kanattaki oyuncu topu attığında Eren içeri kayıyor ve pozisyon yapıyor. Ön alan baskısını yapıyor. Trabzonspor son maçını hatırlayın. Eren'in malı top kazandı. Hani yayın orada neredeyse kazandı. Öyle Trabzonspor gol atmıştı. İyi yolda genç bir oyuncu. Ben Trabzonspor'un iyi bir oyuncu kazanabileceğine, uzun yıllarını kurtarabilecek bir sol bek kazanabileceğine inanıyorum. Evet. Şimdi şu alt başlıkta 27 yaşındaki oyuncuya 1.252.500 euro ödenecek yazıyor Melike. Evet. Bu az önce biraz da biraz da bizi geren
mevzuda Faroe Adaları'nda böyle bir haber çevresiydi onların diline. Acaba ne anlayacaklardı? Ya oyuncu herhalde böyle bir para verilmiş, transfer edilmiş falan diye anlayacaklardı muhtemelen. Ama biz bir oyuncuya gitti diye para veriyoruz. 1 milyon 252 bin 500 euro veriyoruz. Fesih bedeli. Sözleşmesini yani bu dünya veriyoruz. İşte bizim Faroe Adaları yenilgisinden ziyade bunları konuşmamız lazım. Yani dünyada yeni bir model getirdik. Oyuncuyu alacağı rakam fesih bedeli 1,5'sa 1,250. Biz bunu kar gibi yansıtıyoruz. Halbuki oynamadan, hiç terletmeden 1,252,500 euro alıp gidecek. Yani Faroe Adaları yenilgisinden ziyade ülkenin gündeminin bu konular olması lazım. Bu bir. İki, Trondheim bence tamamen Sørloth şeyidir. Artık yani Sørloth'un yakın arkadaşı vesaire. Kendi getirdi ki Sørloth gitti. Böyle bir şey hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Onun şeyiyle, referansıyla gelmişti çünkü. Yine o gün yorumlarken talihsiz sakatlıklar ve başlangıçlar noktasında aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında geçmişte de var ve hep genelde biraz o coğrafya örnekleri gözümün önünde canlandı. Galatasaray Lindelöf hiç oynamadı. Oynayamadı. Direkt aklıma geldi. Nereliydi? İsveç. Fenerbahçe Pingel. Daha spor yazarları, daha ligin hazırlık. Galatasaray Sigurdsson gelmişti. Heh. Evet. Başlangıç. Oynayamadı. Hepsi ama hepsi ya Kuzey'den ya Danimarka ya Norveç ya da İsveç. Böyle de bir kötü istatistik var. Yani aslında bu bölge isimleri daha istikrarlı, daha fiziksel yönden güçlü. Ama Türkiye'de böyle bir şanssızlık var. Yani böyle bir uğursuzluk var. Trondheim'de de maalesef böyle bir şey yaşandı. Norveçli oyuncuda. Galatasaray zamanında Sigurdsson artı Lindelöf'te böyle bir şey yaşadı. Ya da ne bileyim Fenerbahçe Pingel'de yaşadı. Belki de başka örnekler de çıkar. Yani acaba benim mi aklıma sadece bu örnekler geliyor? Hepsi de aynı coğrafyada olması benim mi hatırladığım şey? Başka örnekler var mı öyle hatırladığın spesifik? Yabancı olarak. Yabancı bizim olarak. Bizim oyuncularımız da çok sık yaşıyor çünkü bu tip durumlar. Ama transfer olup böyle ağır sakatlık yaşayan başlangıçları mesela gözümde canlandırmaya çalıştım. Öyle bir istatistik geldi ama yapacak bir şey yok şu an hani sonuçta. Ya 100 bu... euro da kar etsen yani yapacak bir şey yok. Fesih bedeli diyeceksin. 100... Adam zaten oynamıyor. Oynatam hani şöyle düşün, sakatlıksız kötü performansla oynatmadığın bir oyuncuyu böyle ücretle göndermek daha hani belki bir kulüp adına eksi yazılabilir ama bu biraz oyuncunun da bir kabahati yok ki. Ya üçüncü yok, ama 11 taksit ödenecekmiş. Gel gör ki 55. Ahmet Ağol yine taksit koydu yani işe. Ya koydu da ama yani bunu bir tek biz yapıyoruz ya. Gidene para vermeyi ve onun biraz düşürmeyi. Maalesef yani bu Trabzonspor üzerinde değil. Bu genel bir tartışmadır. Faroe Adaları'ndan daha önemli. Bu tazminat maddesi değil ama yıllık ücretini ya, tamam. Bir şekilde ödüyor sonuçta... Trabzonspor. Bu mecbur bu kontenjan açmak için yapıyor Trabzonspor. Evet o çok onu da şimdi söylemiş olalım. Faydalanamayacağım bir İyi oldu hatırlattın. Peki. Her kulüp yapıyor bu arada. Havamızı bir değiştireceğim. Havamız hep sorular değişik falan zaten. Böyle bir geçmişe gideceğiz. Bakalım yaşıtlarımız var mı ekranların başında? Sırada tozlu sayfa var. Bugün bir maç fotoğrafı hazırlamadık. Bir eski futbol insanını da burada kullanmadık. Bugün yaşı bize yakın olanlar hatırlayacaktır. Benim yaşımın tuttuğu yıllara. 90'lı yıllar. Oyun konsolları yok. Şimdi 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i. Bir sürü farklı markaların oyun konsolları var ve oralardan futbol oynanıyor. Hatta birebir kadroları, aynı oyuncuları seçiyorsunuz. İşte görüntüsü yenilendi, yenilenmedi derdi var. Bende eskisi varsa. Bunda hiç öyle bir derdiniz yok. İstediğiniz ismi verin. İstediğiniz isimle de oynayabilirsiniz. Hanginiz oynadı? Yazın bize son sayfa etiketine bu oyunu. Ben de konuklarıma sorayım. Tabii ki oynadık. Taş galiba böyle yuvarlak. Biz taşla değil parayla oynadık. Parayla çok oynardık evet. Biz parayla oynayanlardınız. Yani çocukluğumuzun geçtiği paranın da para olduğu dönemler. Yani çocukluğumuzun geçtiği sokaklarda birçok kişinin elinde görebilirdiniz. Böyle oradan oraya dolanıyor böyle tahtalarla vesaire birbirine şey evet. Yapıyoruz. Tabii ondan sonra yavaş yavaş azaldıkça hani işin içerisine oyun konsolları falan gibi tam 90'ların sonuna doğru oyun konsolları vesaire çıkmaya başladı.
artık kalkmaya başladı ama o sıralarda oyuncu kartları vesaire vardı böyle, hatırlarsınız değil mi? Bende vardı. Futbolu öyle devam ettirdik yine. Bir şekilde devam ettirdik. Yapıştırıyordum böyle hatta takım. Ya şey oynuyordu falan. Onların üstünde rakam yazardı falan. Evet. Daha yüksek gelin falan. Oyuncu kartları vesaire. Bir sonraki aşama oydu ama ilk dilim tabii sen ki bu. Sende onun şeyi var mıydı kitabı, oyuncu kartları? Onlara ismini hepsini... İsmini söyleyeyim benim. Şey olmasın, hala var bu arada o. Hala var. İsmini söyleyeyim benim şimdi, şey olmasın. Evet ya. Ama şöyle poşetle falan dolaşırdık. Hatta arkadaşlarımızın evine deplasmana gider gibi giderdik böyle. Aynı karttan çıktı mı birbirine değiştirirdin böyle. Böyle üst üste hep aynı oyuncu gelirdi. Arardım değiştirecek birini, farklı bir oyuncu böyle için. Böyle elde bir sürü kart, birbirimize şey oynuyoruz falan. Başkasının evine gidiyoruz, deplasmandayız. Bizim eve gelsin sen deplasmana. Oynamamış herhalde. Bak bir sessiz kaldı. Yok, oynadım. Ama hani benim öyle oyun konsolları konusunda çok şeyim yok. Acaba bazen o konuda takip etmek gerekir mi? Ha, sen yeni dönemde oynamış, yeni, bunu oynadın. Yeni dönem için diyorum ama o dönem için hepimizin ara ara oynadığı. Ama ben daha çok kendim oynamayı seven biriyim. Yani sabah çıkıp akşam dönerdik yani eve. Ha, direkt, direkt kendi vücuduyla oynayan. Öyleydi yani, ben şimdi şöyle. İşin içerisinde hakikaten şimdi oyun konsolları, işte dediğin hep aynı isimler, hep işte ne bileyim marka, popüler isimler vesaire. Her şey çok daha güzel. Yani teknoloji hayatımızın her evresinde. Ama eksik olan şey duygu. O zaman duygu vardı Melike. Yani şimdi olmayan şey duygu. Tamamen mantık çerçevesinde hareket ediyorsun. Bilemiyorum bu noktada işte biz, ondan sonra Florentino Perez diyor ki maçların 90 dakika olması yani vakit kaybı. Hakikaten de öyle. Yani insanlar artık tahammül edemiyorlar. O zamanlar çok daha farklıydı. Şimdi hemen tüketme alışkanlığı var. Hemen işte ne bileyim hemen oynansın ve bitsin mantığıyla hareket ediyoruz. Ama imkanlar dahilinde yaratıcı şeylerden biriydi yani. Bunun, kabul edelim. Bunun oyuncusuz ve manuel kalecili versiyonunu hatırlıyor musun? Tabii canım. Kalecimiz de var. Kontrol ediyoruz işte, değil mi? Ve oyuncu yok. Bir şey söyleyeceğim. Okulda sahanın bir sırasında. Dikdörtgen okul sırası değil mi? Tabii, bir tabii. Tarafta... Bir kişi diğer tarafta, diğer kişi bir de izleyenler. Korner atıyorsak kaleciyi çıkardığımız var. Buradan vuracağız çünkü. Şimdi kaleci de olmaz. Değil mi? Evet, asıl bir şey söyleyeyim. Sen ben daha mı? Çok onu oynadım bu arada. Çünkü hani okulda, teneffüste, sınıfta oynuyorsun. Bu biraz daha hazırlamak vesaire daha zahmetli. Tabii o zaman şimdi, için lüks canım. Ama bu. Yine mesela şu langırtlar mesela keyifli hala. Hala oynanıyor. O evet, da çok önemli. Evet. Yıllar geçse de onun modası hiç geçmedi. Konsoldan önce atari salonları vardı tabii. Evet tabii. Atari. Kocaman atarilerin başında. Atari salonları. Ona o kadar hakimim. Evlerde vardı ama televizyonu iptal ediyordun, atari oynuyordun. O ayrı. Bir de salonları vardı. Kocaman böyle şeyler vardı. İnternet yerde. Kafeler gibi. Ben Gemlik'te akrabalarımız var. Gemliğe giderken heyecanla giderdim. Çünkü orada bir salon vardı. Ben giderdim, görürdüm böyle halamları vesaire derken bir çıkardım hemen orada. Bütün gün oradaydık. Bir de salonları vardı yani o atölyenin. Şimdiki PlayStation gibi cihazlar da vesaire, oyun konsolu gibi cihazlar da değildi onlar. Kocaman cihazlardı. Tozlu sayfa çok güzel. İlkokul yıllarımıza döndüm. Bir de bugünün anlamı, önemi var demiş. Ultras'ın unutulmaz lideri. Aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümü demiş. Bir Galatasaraylı izleyicimiz yazmış. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyoruz. Rahmetli anıyorum ben de. Başka gelen mesajlara bakalım. 90'larda yok muydu konsol oyunu demişler. Sonlarına doğru vardı. Başladı çıkmaya. Onu söyleyelim. Roberto Carlos'u forvet oynattığımız dönemler falan. Futbolcu kartlarım hala duruyor. Sanırım 3500 adet civarında, Fatih Bey yazmış. Eski 50 kuruşla oynardık. O paranın boyutu da büyüktü. Ama tırnaklarımızı çok acıtırdı. Aynen. Çok evet, büyük bir şeydi 50 kuruş. Futbolcu kartlarından bende bir çuval vardı. Ben biraz daha yeni jenerasyona giriyorum. Yaklaşık 7-8 yıl öncesi mi? Çok yeni. Futbol kartlarını çarpıştırıyorduk demiş. 2001'li izleyicimiz. Tabii ondan biliyor. Sonra değişti. Futbol farklı şeylere evrildi.
tasolar falan vardı. Tasolara da yetiştim ben, evet evet, ama şey başka bir dünya diyelim evet. ona. Peki böyle bir hatırlayalım istedik tozlu sayfada geçmişi, nasıl eğlenirdik. Futbol hayatımızda her zaman var ve herhalde var olacak. Bazen böyle küçücük bir tahta parçasında bile futbolu bulabiliyorsunuz. Şimdi bu ekranların içinde elbette. Evet. Ben kimim yapacağız şimdi? Üç farklı kıtada futbol oynadım. Ülkemde iki kez yılın oyuncusu seçildim. Scott Parker gerçek bir savaşçı. Senegal'e kaybettiğimiz maçı unutamıyorum. Kariyerimi Hindistan'da sonlandırdım. Ben kimim? Alan Shearer olabilir mi? Hayır, olamaz. Scott Parker. Senegal'e kaybettiğimiz maç diyor. Hindistan'da. Joe Cole mi? Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Ülkemde iki kez yılın oyuncusu seçildi. Üç farklı kıta. Joe Cole olabilir mi? Hayır. Maluda gelmiş. Değil. İki kez yılın seçilmedi gerçi şeyde. İngiltere'de Pires o. Değil. Scott Parker. Senegal'e kaybetti. Henüz. Doğru yanıt. Üç farklı yok. Kıta. Hindistan. Hindistan'a kim gitti? Kim gitti? Kim gitti? Gravesa. Hayır. Pötit. Hayır. İyi bildiğiniz bir Turan. Oyuncu. Hayır. Newcastle'dan. Oyuncu da. D ile başlıyor diye geliyor bana. Ginobili. Değil. Ginobili. Hayır. Ginobili. Kesin Amayobi falan böyle Nijeryalı falandır kesin ha. Bu oyuncunun Newcastle'ı yok. Yok mu? Yok. Henüz bilen de yok bu arada. Ama tanıdığımız bir İngiltere kariyeri İyi var tabii ki. Yani. Var, İngiltere kariyeri var. İki takımı var İngiltere'de. İngiliz değil ama bu. İngiliz mi? Bu oyuncu mu? İngiliz. Hayır. İngiliz değil bu, Fransız. Fransız da değil. İsveçli olabilir. Senegal. Üç farklı kıtada kim oynamış? Senegal, kariyer, Hindistan. Senegal, Senegal, Senegal. Düşünüyorum yani Lundberg oynadı mı Scott Parker'la? Lundberg. Fredrik Lundberg. Sesli düşünürken doğru cevabı buldum. İsveçli değil mi? Evet, İsveçli. İsveçli. Adım adım gitti ve buldu. İsveç mi dedi. Sonra ya düşünüyorum, şeye koyamıyorum. Scott Parker'dan sonra hani Hindistan'da... Bravo. Daha Mumbai'de oynamış en son bu arada. Bilen var mıydı senden önce? Şöyle bir bakalım. Senden önce herhalde yok. Neler neler yazmışlar. Kimsenin aklına Lundberg gelmemiş. Peki bir sosyal medya turu yapacağız. Süremiz azalıyor. İnanılmaz bir fotoğraf gelecek. Yani siz bunu ilk başta tanıdınız mı? Bunu derken yani fotoğrafı diyorum, oyuncuyu değil de. Yani ben tanıyamamıştım. Bu ara tırnaklar bir popüler oldu. Evet, Delerli'nin de vardı. Tırnakları. Seni de var. Ya şey bu arada, bir bence feminen bir şey değil. Bir akım mı? Yani yeni bir moda mı? Yani sonuçta kullandıkları şekiller falan son derece maskülen. O yüzden hani böyle çok bazen feminen algılayanlar var. Öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Değişik bir tarz. Ama yapan vardır, yapmayan. Nevzat, hiç tırnaklarında kullanır mısın böyle? Hayır, ben kullanmam da biraz tabii dediğin gibi. Yani bunu ben de onu bir görsel şeyden ziyade belki bir hani... Mesaj içerikli de mesaj olabilir. Mesaj içerikli olduğunu düşünüyorum. Görsel de olabilir. Ya gülen, bu arada, yüz var orada bir tane. Bu arada kendi adıma şey de yapmam yani. Beni de ilgilendirmez yani. Kendi tercihidir. Yapabilir. Çok güzel ikonlar var içinde. Bence çok sevimli. Benim hoşuma gitti. O gün sen kullanır mısın? Ya ben kullanmam da, kişi kendini yakıştırdıktan sonra en güzel onun üzerinde duruyordur kıyafet. En evet. güzel onun yaptığıdır. Bir karşısındakini beğenip beğenmemesinin çok önemi yok açıkçası. Ben bunu biraz yani dövme gibi şunu gördüm. Şunu söyleyeceğim, şunu dövme söyleyeceğim. Batshuayi'ye yakışıyor. Bence bak, de. Geçtiğimiz sezon... Bazı starlara, şarkıcılara da yakışabilir mesela, böyle değişik stili olan.
Bence Batu Şahin ve Deli Ali'ye de yakışıyor. Mesela çizgi film karakterlerini çok seven birisi. Biliyorsun böyle çok bol giyinen çizgi film karakterlerini seven. Evet, öyle bir tarzı seven, var. Bu tarz şeyleri çok seviyor. Ya kıyafetiyle ilgili hani mesela sadece üstündeki ceket gibi bir şey galiba. O olsa tamam ya. Kafasındaki anlamsız. Şey mesela. Bunu şey, ben sana ayıcıklara benzemiş. Hayır, İzlanda'da falan çekilmen gerekiyor. Bunu yani gayet soğukkanlı şekilde falan bunu şey yaptık. Yani olabilir, tercihtir. Bilmem işte bir akım olabilir dedik. Farklı bir mesaj olabilir. Ama Türk oyuncu yapsaydı aynı şeyi söyleyecek miydik? Yani ona karşı muhtemelen şu an linç ediliyordu. Bir Neil Art akımı başlamıştır futbolcular arasında. Hazırlıklı ama olun. Şunu bir Türk oyuncu yapsaydı. Mesela Ozan Tufan yapsaydı mesela. Ya yani tarzına göre bir Türk oyuncunun da yapması dikkat çekmezdi ben, mesela bence. Mesela başka ya Ozan dedim. Aklıma o geldi şu an ben, yurt dışında. Benim görüşüm bu konuda net. Kişi kendini yakıştırdıktan sonra en güzel şey onun yaptığıdır kişi için. Ya hayır yani biz bir Türk oyuncu yapsaydı onu biraz daha farklı bence ele alacaktık. Ve şu an daha fazla ama yine de dediğim gibi yani. Biz belki yani kılık kıyafetti, tercihti, şuydu buydu bizi ilgilendirmez. Ama değişik bir akım başlamış bizimkiler. Yakıştı yakışmadı noktasında kıyafetleri yani kafasındaki şeyi tam çıkaramadığım şapkalı şapka, bere gibi bir şey yani. Evet yani bayağı ama yüzünde de şey var. Mesela Muslera bunu yapsa yakıştırmam. Batu Şua'ya yakışıyor. Geçtiğim sezonda çok yakışıyordu. Ya böyle Guardiola'nın bir kaza vardı. Burada saatlerce konuşmuştuk. Arkadaş hiç yakıştı mı diye. Ya mesela ama Guardiola bazen güzel kazak. Hayır ben onu gri sana gösteririm. Öyle de pembe bir kaza vardı ama şey böyle yani hani o kadar bol, o kadar şey salaş böyle şey ki emanet gibi duruyordu üstünde. Hiç onu yakıştıramamıştı. Bu bana bir fikir verdi. Bir dahaki programda konuşalım şu tarzlarını, oyuncuların enteresan kıyafetlerini, fotoğraflar, veriler toplayalım. Gönderin bana da mesaj olarak. Ne giyse yakışır David Beckham değil mi? Messi acayip giyer. Öyle değil ya böyle enteresan, böyle garip enteresan her şey için diyorum. Yani standart çizgisi hiç değil. Ne giyse yakışan ya da biz mi öyle görmüyoruz? Ama hakikaten ne giyse yakışır Beckham yani. Beckham'ın eşi yani. Bu işin belki de zirvesi Victoria Beckham. Yani o yüzden çok şaşırmayalım Beckham için. Öncesinde de Beckham için normal yani. Peki. Volkan Demirel'e Hatay Mutfağı'ndan bir yemek tavsiye edin demiş Gol Türkiye hesabı. Peki neden? Hatay'da beni her gören evine davet edip sofra kurmak istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum demiş. Gerçekten Hatay öyle bir yer. Gidince anlat diyoruz ki Antep'e Hatay'a gitti mi kilo almayan yoktur. Bir günlüğüne gidiyoruz Allah'tan diye düşünüyorum. Bir iki günlüğüne. Ben bir kere gittim 4 günlüğüne iş için Antep'e. Döndüğümde kendimi tanımıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ben hafta sonu nereye gittim? Tahmin edin. Nereye gittin? Tahmin edin. Ben bu hafta sonu neredeydim? Ha biliyorum sen şeye gittin. Nereye? Afyon'a. Nereden biliyorsun? Söyledin bana Nevzat. Ha ya Afyon muazzam bir yer ya. Kaymak. Kaymak da aldım. Hani nerede kaymaklı lokum? Tamam getiririz. Ama tarçınlı. Bak unuttum. Sucuk. Tarçınlı içinde kaymak olandan olacak. Yani sucuk daha önce gelmişti. Almadım ama öyle bir şeyim yok ya. Reji de bekliyor. Tarçınlı içinde kaymak olan. Tamam bak onu özel ben spa söylüyorum. Afyon'a duyurulur yolluyorsunuz. Bak sen çok fenasın. Sen getirecektin. İzleyiciye söyle. Ama şöyle diyeyim. Afyon muazzam bir yer. Bak daha önce bir kere gitmiştim ama öyle bir İzmir'e giderken öyle bir şey değildi yani. O direkt gitmemişim. Orada bir o İzmir'e geçiş için bir duraktı. Ama şimdi gittim Afyon. Güzel bir yer yani gayet de zaten büyük bir, güzel bir şehir ama biraz daha gezme fırsatım oldu. Artı yani böyle yöresel organik şeyler falan da hakikaten çok iyi. Termal mermerler 10 numara orada. Bir de Kocatepe Üniversitesi falan da gayet iyi. Mesela orada yurtlar mutlar gayet güzel bir şey olarak yani yerleşim falan gayet iyi. Gidip Afyon'u ama tavsiye ederim şiddetle. Volkan Demirel'e yemek tavsiyeniz Hatay mutfağında? Sence? Düşünelim. Künefe deme şimdi. Yok, yemek yani dışı. Yani şey tatlı dışı yemek. Tatlı dışı yani çok gezemediğimiz için genelde gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Maça gidiyoruz. Maç bitiyor. Geri dönüyoruz. Bir yemek daha yiyoruz. Otele geçiyoruz. Uyuyoruz. Genelde sabah kebap geri yiyorsunuz değil mi? Ya, bir de merkezde Antakya'da oluyoruz yani. Ben şimdi yanlış anlaşılmasın ama
Yani Hatay'da... Böyle dolmaları meşhur diye biliyorum ben. Ben Antep'te falan da. Benim eşimin bir tarafı Antep'ten. Bizim evde de hep Antep, Hatay mutfağına ait yemekler yapılır. Eşim çünkü Hatay doğumlu. O yüzden ben de aşinayım yani. Severim. İçli köfteler, kuru dolmalar, dolma. Kuru dolmalar şimdi, özellikle. Kuru dolma. Şöyle tavsiye edelim, sona geldik. Gastronomi, turizmi ciddi anlamda Hatay'da çok ileri boyutta buna işte ben kendim de gittim. Hem Galatasaray hem de bir davet vardı ona gitmiştim. Muazzam yani sadece künefe falan olarak bakmayın. Kahvaltı şeyi de çok sağlamdır ama zaten hem bu işin turizmi var. Yurt dışından falan geliyor ama Hatay'la ilgili beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musun? Hatay'la ilgili insanların, Türkiye'de birçok insan Hatay deyince Suriye'nin sınırında işte yarısı işte Suriyeli falan. Size şöyle söyleyeyim, Hatay son derece medeni, güzel bir kent. Böyle dışarıdan ön yargılı, biz ülkeden bakıyoruz bir ön yargılı. Yani Hatay'a bir gidin görün. Tamam. Teşekkür ediyorum ikinize de ağzınıza sağlık. İzleyeceğimiz size de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar ama saatler 23'ü gösterdiğinde son sayfada yine birlikteyiz. Hoşçakalın.